Bugün 12 Eylül 2020, 1980 darbesinin 40. yılı. Research Institute on Turkey olarak 40. yılında 12 Eylül paneline konuşmacılarımızla birlikte başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Elbette tarihimizin önemli kırılma noktalarından biri olan 12 Eylül'ün insanlığa dair işlenmiş suçlara ilişkin bilançosu oldukça ağır ve bu artık tanıklıklarla, mahkeme belgeleriyle, kalan suç mekanlarının bizzat varlığıyla su götürmez bir gerçek. Fakat içinde bulunduğumuz süreç ne yazık ki neredeyse artık geçmişin hak ihlallerini, acılarını, yüklerini bir utanç hissetmeden konuşamayacağımız bir durumun da ta kendisi. Bugün 12 Eylül'ün en korkunç zindanı Diyarbakır'dan çıkan Gültan Kışanak yine ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir hapishane süreci yaşıyor. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ ve adını sayamadığımız onlarca muhalefet lideri, sivil toplum lideri Osman Kavala, Ahmet Altan, Murat Arel, Hülya Kılıç ve onlarca gazeteci, sürekli sansürlenen medya, baskı altında tutulan, fikirlerini beyan ettiği için tutuklanan onlarca vatandaş, binlerce öğrenci, barış için imzacı olan ve sırf bu sebeple işini kaybeden, sürgün edilen onlarca akademisyen, tüm olanları kaldıramayıp hayatına son veren Mehmet Fatih Tıraş, alt üst edilen şehirler, bombalı saldırılarda, kuşatmalarda hayatını kaybeden gençler, 10 Ekim, Sur, Cizre, doğası ve tarihiyle talan edilen şehirlerimiz, köylerimiz, yerinden edilen insanlar. Son zamanlarda yaşadığımız acı direnişler, avukat Ebru Timtik, sanatçılar İbrahim Gökçek, Helin Börek gibi adalet arayışında bedenleriyle direnenler ve bedelini ödeyenler. Yani tarihimizi bir palimpsest gibi düşünürsek, bir şekilde yazıp silerek üzerine yenisini yazdığımız bir parşömen gibi, üzerine yazılacak bir kağıt parçası olmayan, parçası kalmayan bir kopuk kağıt olacaktı Türkiye tarihi. Bugün hak savunuculuğun da yaptığımız kimi başlıklarla 12 Eylül arasındaki bağı kurmaya çalışacağız. 1980 darbesinin üzerinden geçen 40 yılın muhasebesini elbette bir oturumda ele almamız pek mümkün değil. Ama bu oturumu büyük direnişlerin, büyük baskıların yaşandığı 12 Eylül'ü konuşurken, o dönem ve sonrasında yaratılan tecrübelerden öğrenebileceğimiz neler var sorusunu da aklımızda tutacağımız bir oturum olarak oldukça önemsiyoruz. Bugünkü fikir alışverişimizin de bu türden bir sürecin önünü açacağını umuyoruz bir taraftan. 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 muhtırasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği 3. açık müdahale 12 Eylül 1980 darbesi. Bugünkü konuşmalarımızın ilkinde kısaca Türkiye tarihinde 70'lerin yeri ve darbenin sonuçlarına ilişkin sosyopolitik bir değerlendirmeyi sevgili İlkay Alptekin Demir'den dinleyeceğiz. Akabinde özellikle darbe ve darbe anayasasının siyasi özne olarak Kürtlere etkisi, 2010 referandumu ve barış sürecinde düşünerek bugünkü durumumuzun analizini Hakan Tahmaz'dan dinleyeceğiz. Tahsin Yeşildere Hoca, 80'den önce eğitim emekçilerinin yükselen mücadelesi ve akademik örgütlenmeleri ve o günden bugüne uzanan Türkiye'nin akademik özgürlükler meselesine eğilecek. 12 Eylül davaların avukatı sevgili Bahri Belen, junta mahkemelerin hukuksuzluğundan, bugünkü mahkemelerin hukuksuzluğuna nasıl vardığımızı, hukukun siyasileşmesinin nasıl gerçekleştiğini anlatacak. Ben bir kolektif bellek olarak 12 Eylül hafızası, zorluklar, olanakları üzerine kısa notlar paylaştıktan sonra Aylin Tekiner, aile hikayesi üzerinden 12 Eylül'ün siyasi cinayetleri nasıl hatırlanıyor, nasıl unutuluyor ve ne yapmalı sorusuna eğilecek. Bugünün bilgisi olarak bir de şunu da ekleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 78'ler Federasyonu'nun düzenlediği Utanç Müzesi, yani 12 Eylül'ün 40. yılında ne darbe ne diktatörlük başlığıyla sergilenecekti, fakat İzmir Valiliği tarafından buna bir engelleme getirildi. Engellemenin sebebi de içeriğindeki bir bilginin sergiden çıkarılmasının istenmesi ve federasyonun bunu kabul etmemiş olması. Bir diğer 12 Eylül sergisi ise 78'ler girişimi tarafından ve Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bunlara belki daha sonra tekrar detaylı değinebiliriz. Şimdi sözü ilk konuşmacımızı tanıtması için Aylin'e bırakıyorum. Teşekkürler Eylem bu giriş için.
Öncelikle İlkay Alptekin Demir'i tanıtarak başlayacağım ve sözü ona bırakacağım. 1946 yılında doğan İlkay Alptekin Demir, liseyi Robert Kolej'de bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimine başladı. İlk 4 seneyi tamamladıktan sonra hapishaneye girdi. Çıktıktan sonra bir sene daha devam etti ve yurt dışına gidişiyle beraber tıp fakültesini Belçika'da bitirdi. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve 68 işgalleriyle mücadeleye başlayan Demir, önce Dev Genç, ardından THKPC içerisinde bulundu. 1971-79 yılları arasında hapishanede kaldı. Devamında Halkın Yolu örgütünün önder kadroları arasında yer aldı ve Halkın Yolu dergisini çıkardı. Halkın Yolu örgütünden ayrıldıktan sonra ise Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne katıldı. 12 Eylül'den sonra 10 yıl Belçika'da yaşadı ve dönüşünde ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldı. 1971-1980 darbe süreçlerini mahkum ve mülteci olarak geçiren İlkay Alptekin Demir bugün Datça'da yaşıyor, tıp ve bilim çevirmenliği yapıyor. Sayın Demir, kısaca Türkiye tarihinde 70'lerin yeri ve askeri darbenin sonuçlarına ilişkin sizden bir sosyopolitik değerlendirme rica edeceğiz. Söz sizin. İlk başta eylemin de belirttiği gibi Türkiye'de bugün öylesine bir kabusun içinde yaşıyoruz ki 40 yıl öncesine dönmek ve 12 Eylül'ü tartışmak zor geliyor. Bu konuyu tartışmanın zor gelme nedenlerinden birisi de her zaman bizim hepimizin içinde yaşayan zaman zaman kabuk bağlayan ama ilk fırsatta yeniden kanayan bir yara olması. Bu 12 Eylül. 12 Eylül bütün bir kuşak için, 60'ları ve 70'leri kapsayan koskocaman bir kuşak için büyük bir yenilgiydi aslında. Onun için de tartışmak zor geliyor. Bu kuşağı anlamak için aslında 70 veya 12 Eylül öncesini anlamak için biraz Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmesini göz önünde bulundurmamız lazım. 1960'lı yıllar Türkiye'de kentleşme sürecinin son derece hızlandığı yıllar. Bu süreç 70'li yıllarda daha da hızlandı ve büyük bir toplumsal altüst oluş fırsatı yarattı, olanağı yarattı. Toprak yerinden oynamıştı adeta ve köyler kente göç etmeye başlamıştı. Çevre semtler çok genişlemişti büyük kentlerde. Öğrenci sayıları çok artmıştı, işçi sayıları çok artmıştı. Eski yapıyı gerek düzen açısından, gerekse geleneksel yapılar açısından sürdürmek son derece zordu. Bu koşullarda bir hayale kapıldı 60'ların ve daha sonra özellikle 70'lerin gençleri. Bu hayal de kendi kanatlarıyla uçma, kendi kaderini tayin etme umuduydu. Bunu yapabileceği duygusu öylesine güçlü bir şekilde o dönemin gençlerinin içine yerleşmişti ki nerede kiminle konuşursanız konuşun, o yıllarda genç olan veya genç erişkin olan insanlar bugün bile o yılları hep umut yılları olarak hatırlıyorlar. Aile yapılarından, anın baskısından kopuyorlardı. Kendilerine sunulmuş olan rolleri reddediyorlardı. Bu öğrenciler için belki Dokuzköy'den kovulmuş aydın rolünü reddetmekti. İşçiler için hak mücadelesi demekti. Kent yoksulları için kendi imkansızlıklarını kendi çabalarıyla ortadan kaldırma, kendilerine yeni bir yaşam kurma mücadelesiydi.
köylü gençler için İmam Hatip'le fabrikaya acaba girer miyim endişesi arasında sıkışmaktan kurtulmaktı. Ve bu gençler artık masal dinlemiyorlardı, eski masalları dinlemiyorlardı. Hikayelerini kendilerinin yazabileceklerini düşünüyorlardı. Bu süreci ben şöyle ifade ediyorum. Cumhuriyet Türkiye'sinin ülkenin dört bir yanında yarattığı, kendi kanatlarıyla uçmak isteyen umut dolu rengarenk bir kuşak. Aslında bir ülke için muazzam bir atılım kaynağı. İşte 12 Eylül'ün darbe yaptığı kuşak, ezdiği, yok etmeye çalıştığı kuşak böyle bir kuşaktı. Darbenin uygulamalarını ve sonuçlarını arkadaşlar ayrıntılarıyla bize anlatacaklar. Benim ayrıntılara girmeme gerek yok. Ben burada bir durup belleğimizi tazelemek amacıyla 40 yıldır aslında kendimize sorduğumuz bazı soruları yenilemek istiyorum. 60'ların ve 70'lerin toplumsal altüst oluşları Cumhuriyet'in kurucu paradigmasının çerçevesine sığabilir mi? Yoksa bunlar bu paradigmadan bir kopuş anlamına mı geliyor? Birinci sorum bu. Bu soruyu aslında geçmişte çok tartıştık. Ama ben bugün içinde yaşadığımız kabustan çıkış aşamasında bu soruları bir kere daha tartışmak gerektiği kanısındayım. İkincisi, kurulu düzen geçmişte bu tür altüst oluşlar ve ihtimaller karşısında nasıl bir tutum takınmıştı? Bunları bir zenginlik kaynağı olarak mı görmüştü? Yoksa ön alma amacıyla bu gibi olayları ya da ihtimalleri her zaman şiddetle mi ezmişti? Ve nihayet 12 Eylül darbesi, Cumhuriyet tarihinin akışını tersine çeviren beklenmedik, gerici bir olgu muydu? Yoksa Cumhuriyet'in yapısıyla bağlantısı mı vardı? Ben bu soruları geçmişte tartışmamıza rağmen bugün 12 Eylül'den çıkışın önünde bu soruların cevaplanmamasının ya da bu sorular konusunda net bir cevapta birleşilmemesinin önemli bir engel oluşturduğu kanısındayım. Başka türlü nasıl olabilir sorusu etrafında bugün eğer geniş bir konsensüs oluşturmak istiyorsak bu soruları ele almak durumundayız gibi geliyor. Kurulu düzen yoluna devam etti 12 Eylül'den sonra. İşçileri susturmuştu ama kırdan kente göç hızlanıyordu. Bu da önemli bir yedek işçi ordusu yaratmıştı. Güvencesiz çalışma kural haline geldi. Sendikalar yok edilmişti. Taşeronluk yaygınlaştırıldı. Merkezi yapının sermaye için artık kısıtlayıcı hale gelmiş bazı önlemleri gevşetildi. İthal ikameci sanayileşmeden ihracata dış yatırım ağırlıklı bir kalkınma gelişmeye doğru geçildiğine övgüler düzüldü. Bir takım bond çantalı iş adamları dünyayı dolaşıp olanaklar aramaya başladılar diye övünülüyordu. Kitler özelleştirildi, özel radyo televizyonlara yol verildi, özel okullar ve özel dershaneler ülke çapına yayıldı. Kamu küçük kentlerde bile yüksek okullar açmaya başladı. Uluslararası hukuk yoğun ilgi gören dallardan biri oldu. Avrupa Birliği'ne katılma hayalleri beslenmeye başlandı ve burjuvazi halinden memnundu. Sola gelince muazzam darbelerden sonra adım adım toparlanıyordu ve her şeye rağmen örgütlenmeye ve mücadeleye devam ediyordu. Ama bu mücadeleler düzenin dayattığı çerçeveyi yırtıp atmaya yetmiyordu. Tahribat çok büyüktü. İşte bu koşullarda kurulu düzenin önüne büyük yeni bir engel çıktı. O da Kürt hareketiydi. Aslında Kürt Özgürlük Hareketi 60'lı 70'li yıllarda hepimizin de parçası olduğu büyük uyanışın devamı niteliğinde bir hareketti. Gözlerimiz önünde gelişti, büyüdü, kitleselleşti, kendini aştı.
iddialı bir programla dünyaya sesini duyurmayı başardı. Egemen ulusuz ya, kusurlar bulmaktan, eskilere, eksiklere işaret etmekten vazgeçmemiz kolay olmadı. Ama bu hareket ulus milliyetçiliğini de reddettikçe, onun Türkiye'de düzene itirazı olan herkesin kendisini içine bulduğu bir adalet, eşitlik ve demokrasi hareketinin gelişmesinde ciddi bir maya işlevi görmeyi başardı. Artık sanırım bunu hepimiz veya çoğumuz kabul ederiz. Süreç içinde 12 Eylül'ün yıkıcı etkilerini solda üzerinden attı. Yeni arayışlar, yeni eylem biçimleri ve yeni bir araya geliş tarzları geliştirdi. Bugün Türkiye'de evrensel değerler temelinde solun hemen hemen bütün kesimlerinin içinde yer aldığı, Kürt Özgürlük Hareketi'nin de önemli bir bileşeni olduğu, hatırı sayılır büyüklükte bir sol muhalefet gücü olduğu kanısındayım. Ben bunu bir bulut olarak nitelendiriyorum. Birbiriyle bağları net olmayan, değişebilen, temalar üzerinde bir araya gelen koskoca bir bulut. Peki bugün bu noktadan sonra kurulu düzen bize bir refah, bolluk, mutluluk tablosu çizmişti 12 Eylül'den sonra. Kurulu düzen nereye geldi? Kurulu düzenin nereye geldiği konusunda sanıyorum hepimiz yaşıyoruz ve diğer konuşmacıların katkısıyla sanırım daha sonra tartışacağız. Ben ayrıntılarına gelmek istemiyorum ama bunun bir kabus olduğu çok açık. Önce arkadaşlarımı dinlemek, bu kabustan çıkış yoluna ilişkin düşüncelerimi de ikinci tura bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sevgili İlkay Alptekin Demir. Çok güzel toparladınız. Sanıyorum tam bıraktığınız yerden Hakan Tahmaz'la devam edeceğiz ve birbirini tamamlar iki konuşma olmuş olacak bu anlamda. Hakan Tahmaz 12 Eylül askeri darbesinin mağdurlarından, sanıklarından ve aynı zamanda tanıklarından, Birleşik Sosyalist Parti'nin ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında ve merkez yönetimlerinde bulundu. İHAD üyesi olan Tahmaz, Irak'ta Savaşa Hayır Platformu, Küresel Bak gibi sivil toplum inisiyatiflerinin ve Barış Vakfı'nın kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. Şemdinli'den Ankara'ya Kürt Sorunu ve Kürt Sorununda Çözüm Önerileri adında iki kitabının yanı sıra Necmi Alpay ile birlikte yazdıkları Barış Açısını Savunmak, Çözüm Sürecinde Ne Oldu adında bir kitabı daha bulunuyor. Bir Gün Gazetesi'nde ve Gündem Gazetesi'nde, Bas Haber Gazetesi'nde ve İMP News internet sitesinde düzenli yazan Tahmaz, çeşitli dergi ve gazetelerde de Kürt Sorunu ve Barış Çatışma Çözümü konularında çok sayıda makale yayınladı. Halen hakantahmaz.com'da güncel makaleler yazmaya devam ediyor. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinden başlayan direniş hikayelerinde Kürtlerin darbeyle ilişkisinin ve tecrübesinin daha derinlikli bakılması gereken bir süreç olduğunu gözlemliyoruz. Yalnızca uygulanan işkencelerin şiddeti değil, bu işkencelere karşı yürütülen direniş ve bunun Kürtler üzerindeki etkileri açısından da önemli bir yere işaret ediyor kanımca. Darbe Kürtler açısından Kürtler üzerinde ne etkiler bıraktı? Bunların izini barış sürecine ve sonrasındaki çatışmalara kadar sürebilir miyiz? Geldiğimiz noktada Kürt muhalefetinin önemli isimlerin içeride olmasını, Kürtlere yönelik devlet şiddetinin ne şekilde bir devamı olarak okuyabiliriz? Bunlar üzerine konuşabilir misiniz sevgili Hakan Tahmaz? Ben de bütün arkadaşlara, dostlara selam ediyorum. Öncelikle size de tabii böyle bir konuda bana bu fırsatı sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sözünü sorduğunuz soruya gelmeden önce İlkay Hocam'ın hanımın söylediğinden hareketle bir noktanın altını çizeceğim. Kürt siyasal uyanışını insanın çoğu doğrudan ya da bir kısım insan diyeyim, doğrudan 12 Eylül'le 12 Eylül ya Diyarbakır'da
yaşananlar yaşanmasaydı bugün Kürt siyasal hareketi bu kadar etkili olamazdı gibi dar bir alana sıkıştırıyor. Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Bu konuda İsmail Beşikçi hocamın tezine de katılıyorum. 12 Eylül'ün oluşu, ortaya çıkışı Türkiye'de muhalefet hareketinin, sol hareketin, sosyalist hareketinin güçlü olmasının yanı sıra aynı zamanda Kürt siyasal örgütlerinin, ulusal örgütlerinin, sosyalist örgütlerinin de çok büyük oranda hem Türkiye'ye kadar olmasa büyük oranda ama bir altın çağını yaşadığı dönemdi. Çoğulculuk açısından, farklılıklar açısından yani Türkiye'ye paralel aynı oranda olmasa bile ama çok güçlü bir damar girmişti. Ve bu devlet için önemli bir etkendi. Bunu darbe için söylüyorum. Bunun sonuçlarını zaten Kürt siyasal tutuklulara uygulanan hem politikalar hem uygulamalarda gördük. Neydi bu? Yani aslında bugün hala var olan, sürdürülen bir politika sürdürüldü. Evet, siz devlete baş kaldırıyorsunuz diye solu muhalefeti, sosyalistleri ezmeye çalışan devlet mekanizması, darbeciler, Kürtleri ise siz Cumhuriyet'in kurucu ilk temel felsefesine, temel yaklaşımlarına aykırı ülkeyi bölmek istiyorsunuz, ülkeyi parçalamak istiyorsunuz ve bugün de söylediğim bir tür iç düşman olarak tanımladıkları için aslında bu 12 Eylül'de ortaya çıkan bir şey değil. Ama bunun, bu iç düşmanın güçlü hale gelmesi oradaki şiddetin yani dışkı yedirmeden köy yapmalara kadar uzanan bir tür soykırım diyebileceğimiz siyasal soykırım diyebileceğimiz bir tür soykırımdır demiyorum. Bir tür soykırım diyebileceğimiz uygulamalar bu yakıcılığı bu bakıştan kaynaklandı. Artık ya ihlal olursunuz ya da yok olursunuz siyasi uygulamalarıyla. Bunu nereden aldı? 12 Eylül'ün anayasasında tekçilik üzerine kurulmuş Cumhuriyet Anayasası'nı güçlendirilmesi, yasaların güçlendirilmesi. Bahri abi belki detaylı girer. Yani her şeyi bırakalım, infaz yasasında bile Kürt siyasi hareketin mensuplarına, Kürt siyasetinden gelenlere, Kürt solcularına farklı uygulamalarla karşılayacak. Şimdi bu sizin de söylediğiniz gibi 12 Eylül'den çıkış sonrasında ciddi bir yani oradaki zulüm sizin ifadenizle ve genel kabul gören ifadeyle Diyarbakır zindanlarında Kürtlerin yaşadığı aynı zamanda yaşadıkları var olma savaşı yani ayakta kalma onun ayakta kalma Ahmet Türk'ü sanıyorum herkes dinlemiştir hatırlatırım ölüm ölmek istedim cezanı dedi Ahmet Türk bunu diyen yani eski bir parlamenterdi o dönem yani CHP listelerinden seçmeli bu Kürtlerde korku çemberinin yıkılmasına ölüm kalım savaşının gelmesine savaşın sürdürülmesine yol açtı. Mücadelesine yol açtı. Yani demokratik siyasal zemini kastederek söylüyorum bunu. Sürdürülmesine yol açtı. Bir, ve bunu çok kolayca aşıldı. Hatırlamak isterim. Cizre Nevroz bundan sonra yapılan katliam. İkincisi Vedat Aydın cinayeti. Bunlar toplumsal olarak Kürt yurttaşlarının korkularının yendiği eşitlerdir. Ve aynı zamanda da Kürt mücadelesinin demokratik meşru zeminlerde
çığ gibi kitleselleştiği, büyüdüğü bir süreç olarak gelişti. Bunun altını öncelikle çizmek isterim. Şimdi bu açıdan 12 Eylül uygulamaların Kürtlerin Kürt mücadelesini demokratikleşmesi, demokratik alana taşıması, daha açık ifadeyle söyleyecek olanım, silahlı mücadelenin siyasal demokratik zemine doğru kitlesel hal almasının eşi bu iki süreçtir ve bunda cezaevi direnişlerinin, cezaevinde yaşanan zulmün, özel zulmün, yani Mamak'tan, Sağmacılar'dan hani bilinir cezaevlerini söylüyorum, bilinmeyenlerden farklı olarak yaşananlar o korkuyu yenilmesine yol sağladı. Bu aynı zamanda başka bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Türkiye toplumunun sosyal, siyasal sonuçları açısından o direnişlerin, cezaevi direniş kapılarının önünde görüş direnişlerin nedir? Ya da Vedat Aygin, Nevruz etkinlikte direnişlerin en önde saflarında en kitlesel yer alan toplumsal kesimin kadından olduğunu belirtmek isterim. Şimdi kadınlar aslında bu mücadele, Kürt kadınları, öyle söyleyeyim, Kürt kadınları bu mücadelenin içinde pişti. Bunu yani bugün Kürt kadın hareketinin politik gelişmişliğinin düzeyinin ateşleyen süreç bu süreç oldu. Cezaevindeki direnişler, evlatlarına, eşlerine, çocuklarına, komşularına sahip çıkma şeyi ve Vedat Aydın'ın İHAD başkanıydı o zaman ya da işte HEP'le başlayan süreç aynı zamanda o dönemin bütün direnişlerin yine önünde olan bugünkü gibi kadınlardı. Bu da aslında toplumsal bir dönüşüm. Çünkü şundan dolayı o bölgeler bugün değil, o dönem Türkiye toplumun sosyal, kültürel gelişmişlik düzeyi, siyasal gelişimi daha Türkiye'nin tırnak içerisinde söyleyeyim bir ayrımcılık yapmak ya da başka bir anlam çıkartılmasın. Yani daha aile bağları, feodal baylar daha güçlü olan, oradan çıktı kadınlar. Yani oradan çıkan kadınlar, yani bu hareketin en önde duran insanları oldu. Bu da bizim bugüne dönüp baktığımızda işte kadın hareketindeki saflara, oradaki harekete renk veren kadın duyarlılığa parlamentoda bugün hem kadın milletvekili sayısında hem de kadın sorununa duyarlılık açısından HDP'nin milletvekillerinin, HDP'li siyasetçilerinin önde durması tesadüf, sonradan gelişen bir şey değildi. Buradan beslenen bir süreç oldu. Şimdi buradan hemen şeyi atlayayım. 2010 referandumunu sormuşsunuz. Şimdi burada bir konunun bunu tartışıldığında atlanıyor diye düşünüyorum. O da şu. 2010 referandum sürecinde aynı zamanda Türkiye'de Kürt siyasal hareketler açısından Kürt sorun açısından baktığın zaman heyetler halinde temasın ilk başlattığı bir süreç 2009-2010 süreci. Yani bu Oslo süreci, Milli Birlik, Milli Mutabakat süreci, barış süreci diye ilk tarif ettikleri AK Parti hükümetinin ve aynı zamanda AK Parti'nin bir dönüşüm değişim önce, yani daha doğrusu AK Parti'yi ortaya çıkartan temel unsurlardan bir tanesi, dinamiklerden bir tanesi Avrupa Birliği müzakere süreciydi. Ve Avrupa Birliği müzakere sürecinde AK Parti Kürt sorununu sürdüremeyeceğini gördüğü için bir şeye zorlandı. Kürt sorununda bir harekete girişmeye zorlandı. Mecbur kaldı. Bunun için bir Oslo süreci gibi süreçler başlatıldı. Ancak tabii sonuçları ne oldu sorusu ayrı bir tartışma. Kürt hareketi
kendince bir taraftan muhafazakar AK Parti, ne yapacağından emin olmadığın, güveni olmayan bir AK Parti, diğer taraftan MHP, CHP ki temel olarak statükoyu, yani CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu felsefesini ve uygulamalarını savunuyordu. Hatta o zaman mecliste bulunan partiyle görüşülmeye bile bir problem görürdü. Bu iki güç arasında kendine bir üçüncü yol seçti. Kendi aynı zamanda kendi siyasal siyaseten de demokratik siyasette test ettiği bir referandum oldu. Boykot tavrı aldı. Buradan bugün özellikle hayır oyu verenlerin ya işte bu AK Parti ile iş birliği yaptı, destek verildi, örtülü gibi eleştirilerin ben haksız olduğunu, evet Kürt hareketi açısından hem birlik yapmayı, birliğini koruyacaktı özet olarak, hem çünkü farklı düşünenler vardı, hem çözüm sürecini ihtimalini, doğan çözüm ihtimali, Oslo sürecinde ilk defa devlet, hani temaslar vardı ama masada MİT kanalıyla Oslo'da görüşmeler başlandı. Bunu tek bu masayı devirmemek için buna şans denedi ve üçüncü yolu denedi. Ve oldukça ben o zaman farklı düşünüyordum. Riskli bir risk aldı ve bu riskin örgütledi. Bu da referandum tersten bakıldığında boykot tavrı Kürt siyasal hareketi için bir dönüm noktası oldu. Biraz toparlayarak gidelim. O zaman hızla devam edeyim. Yani aynı zamanda Kürt 2010 referandumu yeni bir Türkiye'nin kurulması, Türkiye'nin de siyaset yapmanın yolunun Kürt siyasal hareketini, Kürt duyarlılığını, Kürt sorununa ilişkin bir söz söyleme, bir açılım yapmayı, barış, çatışma ile devam etmenin mümkün olmadığını gösterir. Bu çözüm sürecinde de böyle oldu. Şimdi çözüm sürecinde olanın aslında özeti şu. Çözüm sürecini AK Parti araçsallaştırdı. Kendi hedefleri doğrultusunda araçsallaştırdı. Bu hedefin içerisinde hem iç sorun vardı hem Suriye sorunu vardı. Kürt hareket açısından da belki Suriye bir rol oynadı ama çözüm sürecinde Suriye öncelikli bir sorun olarak hep yer aldığı için insanların, tarafların kafasında yürümedi, kurullar oluşmadı, kurallar oluşturmadı. Burada yani bizim açımızdan ya bunun niyeti var mıydı, yok mu gibi böyle bir öngörüsü. Zaten Kürt hareketi onları pozitif gördüğü için ya da demokratik gördüğü için bir çözüm süreci kurulmadı. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle kurulmaz. Çözüm sürecini zorlamak için, buranın altını çözeyim, AK Parti'yi dönüştürme mücadelesiydi. Belki muhaliflerin, solcuların, barış sürecini desteklemesi gerekenlerin de tam anlayamadı bu. Aynı zamanda çözüm süreci gerçekten ilerlemiş olsaydı, ilerleyebildiği yere kadar, yani daha açıkça söyleyeyim, masa kurulmuş olsaydı, Dolmabahçe'de ifade edilen masa kurulduğunda silahlar susacak demiş olsaydı, Türkiye başka bir sürece gidi. AK Parti'nin de elinden kayan büyük bir, yani hem silahlar susacak hem Kürt sorununun müzakere edileceği, çözüm yolunun konuşulacağı bir masa kurulduğunda Türkiye bambaşka bir yola girecekti. Tam okunamadı. Bu süreç bitti. Şimdi nereye geldik? Şimdi döndük eski şeye, kurucu Türkiye'nin temel siyaseti, Türk devletinin temel siyaseti. Bunu AK Parti şekillendirdi. İçeride, dışarıda, her yerde Kürt düşmanlığı yaratıyor. Kürt siyasal düşmanlığı yaratıyor. Sadece Türkiye'de değil, sadece Suriye değil. Erbil'i referandumu hatırlatırım. Hatırlamayalım. Erbil referandumu yapıldığında, yani Bağdat'la Erbil arasındaki ilişkileri şekillendirmek üzere referandum yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredeyse bir Haçlı Seferi düzenleyecekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni niye tehdit ediyordu? Ne sorunu vardı? Kürtlerin daha fazla kazanım topyekun
elde etmem için. Bu işin bir PKK sorunu olmadığını ya da daha açıkça söyleyeyim, PKK'yı silahlı varoluşu olmadığı şuradan belli. Afrin'de okulların ismi Arapça, Kürtçe okulların ismi Arapça, Türkçe yapıldı. Hatay'dan, Kilis'ten güvenlik sorumlusu, idari sorumlular gönderildi. Ve iki yıldır bunlar orada görevi yapıyor, yapılıyor. Ne ilgisi var Türkiye'nin güvenlik sorunuyla okulların isimlerinin? Bu da şunu gösteriyor. Buradan bak, bütün sadece Türkiye iç siyaset için değil, aynı zamanda Batı için de bunu söylüyorum. Suriye meselesi aynı zamanda Kürtlerin, içerideki Kürtlerin AKP'lileşme politikasına dayanır. Kürtleri siyaseten teslim alma politikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bunun içerisinde ne yazık ki mecliste bulunan partilerin önemli bir kısmının da mutabakatı var. Bir milli mutabakat olarak sürüyor bu. Bu nedenle soruna buradan baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye, Cumhuriyet'in kurucu az önce İlkay söyledi. Türkiye'nin kurucu, devletin var olan kurucu felsefesi üzerinden mi gelecek kuracak ve herkesi kendine düşman edecek. Bakın, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye her gün yayınlanan ana akım medya diye bilinen medya var. Türk toplumu bunu sorgulamalı. Gerçekten Türk'ün Türk'ten dostu mu yok? Yoksa biz kendimizden başka, yani Türkleri kastederek söylüyorum, herkesi kendimize düşman mı görüyoruz? Ben en azından dost, kimseyle dost olmak niyetinde olmadığımızı, bunun üzerine kurucu felsefeyi geliştirdiğimiz için de bugün Libya'da, Akdeniz'de, Suriye'de savaş politikalarına devam ediliyor. Buradan çıkışın yolunu da tabii demin az önce söylediğim gibi ikinci turda söyleyeceğim. Çok teşekkürler. Aylin, söz sende. Evet, teşekkür ederiz Hakan Tanmaz. Şimdi tabii 12 Eylül'ün yarattığı bir diğer büyük yarık olan akademi sorununu konuşacağız. Profesör Doktor Tahsin Yeşildere ile. Öncelikle kendisini tanıtmak isterim. 1948 yılında İzmir'de doğan Tahsin Yeşildere, 1973 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1968 yılında Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği'ne yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Ankara Üniversitesi Öğrenci Dernekleri Konfederasyonu toplantılarına katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu toplantılarına kapatılıncaya kadar katıldı. 1980 darbesiyle kapatılan tüm asistanlar birliğinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliğine başlayan Yeşildere, uzun süre İtalya'da bilimsel çalışmalarda bulundu. İngiltere ve Almanya'da araştırma projeleri yürüttü. Ulusal ve uluslararası akemli dergilerde 77 adet bilimsel makalesi yayımlanan Yeşildere, Nobel Tıp Kitap Evleri bünyesinde 8 adet yabancı kitabın çeviri editörlüğünü yaptı. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Tahsin Yeşildere bir süre derneğin başkanlığını da üstlendi. Öğretim Elemanları Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliği ve 4 yıl sendika başkanı olarak görev yaptı. Eğitim Sen üyesi olan Tahsin Yeşildere, Bilim ve Teknolojileri Politikaları Geliştirme Derneği'nin de kurucu üyesidir. Tahsin Hocam, darbe öncesi akademinin durumunu, darbeyle değişen akademiyi ve geldiğimiz noktada akademik özgürlüklerin durumunu sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. Çok kapsamlı bir konu. Buyurun. Teşekkür ederim. Ayrıca ben 2015'te HDP'den İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayıydım. Şimdi HDP Parti Meclis üyesiyim. Onu da bildirmek isterim. Üniversiteler süreci gerçekten çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de üniversiteler sistemin kurulduğu 1933'ten bugüne maalesef siyasi iktidarlar her krizde, ekonomik krizde,
yoksullaştığın arttığı dönemlerde halkın siyasi iktidarlara karşı direnişleri olduğu dönemlerde, emekçilerin örgütlendiği, sendikalaştığı ve haklarını aramada çok üst noktalara geldiği zamanlarda, yani krizlerin olduğu her dönemde maalesef akademiyada çok az sayıda da olsa düşüncelerini özgürce ifade edebilen, akademik özgürlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü üniversite içerisinde hiç kimseden korkmadan ve biat etmeyen bu öğretim üyeleri çok az sayıda da olsa o dönemin siyasi iktidarlarının politikalarına karşı, ekonomi politikalarına karşı, onların geliştirmek istediği politikalara karşı dirençli bir biçimde gerek sosyal medyada, gerekse basında, işte yazılı görsel basında, üniversite içerisinde hazırladığı bilimsel makaleleriyle de karşı durmuş ve direnç göstermişlerdir. Ancak her seferinde de maalesef 1933'ten itibaren her siyasi iktidar krizlerinde, darbelerde ve darbe ülkesi olduğumuz için maalesef üniversite bundan payını çok çok yüksek bir biçimde almış ve çok bedeller ödemiştir. Ben 1933'ten 1960'a kadar olan süreci söylemeyeyim çünkü orada da çok büyük akademik tasfiyeler var. 1960 sonrası üniversite yasasında 750 sayılı yasa ile üniversitenin özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması konusunda ileri bir adım atılmıştı. O 1925'teki üniversite yasası da böyle bir yasaydı. 1933'te maalesef bu akademik özgürlük ve demokratik özerk üniversite modelleri kaybolmuştu. Yeni bir üniversite modeline doğru gidilmişti. Ancak 60'taki 1750 sayılı yasa üniversitedeki bilimsel araştırmaların önünü açmış, üniversitenin en doğal olan eleştirel hakkını biraz kazanma sürecine girmişti. Ve bu arada akademiyada örgütlenme, öğrenci derneklerinin örgütlenmesi ve sisteme karşı mücadelesi, gerek üniversite sorunlarına karşı mücadelesi gerçekten üst düzeylere doğru çıkmıştı. Ben de o dönemde üniversiteye girdiğim zaman üniversite öğretim üniversitedeki her fakültenin öğrenci derneği vardı ve öğrenci derneğinin doğal üyesi oluyordunuz. Ve öğrenci dernekleri kendi içinde konfederasyonları vardı. Ben Ankara Üniversitesi'nde olduğum için Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bütün o öğrenci hareketlerinin liderlerinin çıktığı kesimlerde birlikte üniversite mücadelesini, üniversitelerin demokratik, özerk bir yapıya kavuşması için daha büyük mücadeleleri verme konusunda neler yapabiliriz? Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda bu biliyorsunuz orası muazzam bir sol gelişmenin önünü açan bir oluşumdu. Ama ne yazık ki onun da hemen tepesine çöküp bastılar bir gece, bütün kitapları alıp götürdüler, yaktılar ve tamamıyla da dağıldı orası. Ama ondan sonra da kendi içimizde birbirimizi eğitme konusunda oldukça ileri düzeyde etkinlikler de yapabiliyorduk. Ve öğrenci dernekleri üniversitedeki özgür hareketlerini, tabii ki bazen çok olumlu olan hareketler de vardı ama bazen de gerçekten sol harekete, sol öğrenci hareketine hiç yakışmayan bir takım boykotlar, işgaller de oluyordu. Örneğin derslerine iyi çalışmayan bazı öğrencilerin işte bu sınav zamanı geldi, boykot yapıp bu sınavların ertelenmesini sağlayabiliriz. Öğrencilerin teksirleri yok, kitapları yok. Bunların sağlanmasında bir önlerini açmış olabiliriz. Haziran sınavlarının Eylül'e ertelenmesi için boykot yapardık. Mesela bunlar yapılmaması gereken şeylerdi. Otobüs zamlarını, sinema zamlarını protesto eden örneğin belediye otobüslerinin işgalleri ne varıncaya kadar, o belediye otobüslerinin üniversite kampüslerine çekilmesine varıncaya kadar eylemlere girmiştik. Ki o dönemlerde üniversitelerde evrim ve çığır grupları diye iki grup dernek mücadelesi verirdi. Biz geceleri evrimi başına D koyar, devrim grubu, çığır grubunu da S yapar, sığır grubu olarak lanse ederdik. Ve evrim grubu bütün üniversitelerde devrimciler grubu olarak üniversite öğrenci derneklerinin seçimli olarak
genel kurullar ve daha sonra seçimle böyle demokratik bir olaydı ve ele geçirmişti. Ve bu süreç üniversite öğrenci hareketlerini üst düzeye çıkarmıştı. Üniversitede buna dur diyebilecek bir yapıyı oluşturmaları gerekiyordu. Maalesef devletin eliyle ve kontrgerilla niteliğinde ülkücüleri geliştirerek üniversite içerisindeki çatışmayı arttırdılar ve o süreçlerde biliyorsunuz 1970'li yıllarda her gün hemen hemen çatışmalarda öğrenciler birçok kesimden insanların da öldüğünü biliyoruz ve bu siyasal iktidarların da işine geliyordu ve halka da bir korku salımı başlamıştı. Ve bununla beraber 1971'de verilen muhtırayla gene üniversitelere bedel ödetildi ve üniversiteleri saptırapt altına almak için güvenlikçi politika o dönem Başbakanı Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel istifa ettirilip Nihat Erim getirilmişti. Nihat Erim de üniversiteleri güvenlikçi politikaları uygulamak için, zaptırapt altına almak için akademik özgürlüklerde belli bir yasaklar zinciri getirdi. Üniversite öğretim üyelerinin siyasal partilere girişini yasakladılar. Hareket alanları daraldı. Bu 1980'lere kadar geldi. Ama o arada TÜMÖT gibi ve TÜMAS gibi gerek öğretim üyelerinin örgütlü kesimi vardı. Asistan kesiminde TÜMAS gibi örgütlü bir yapısı vardı. Biz de kendi içimizde o süreçlerde diğer demokratik kitle örgütleri, sendikalarla mücadeleye devam ediyorduk. 1980 askeri darbesi maalesef her kesime olduğu gibi sendikalara, sivil toplum örgütlerine en büyük bedeli de üniversitelere ödetti ve üniversiteleri zapturapt altına alabilmek için ve o döneminde üniversitenin özgür düşüncesinin, özgür bilimsel araştırmaların önüne geçebilmek için YÖK sistemi diye 1982 yılında kurduğu bir sistem, bir modeli getirdi. Tabii bu model bilinçli bir biçimde yapılmıştı. Aslında Kenan Evren'in ve yanındaki generallerin milliyetçilik, yani Türk milliyetçiliği, Türk-İslam sentezi boyutuyla yeni bir devlet oluşturma, anayasanın değişmez maddelerinin içerisine bu milliyetçilik ve İslamcılık kavramlarını getirerek Türk-İslamcı merkeziyetli bir otoriter rejimin oluşmasını sağlarken birdenbire Avrupa'nın ve diğer dış ülkelerin baskısı ve ekonomik sistemin yeni gelişen neoliberal politikaların Türkiye'de uygulanabilmesinin önünün açılması için üniversitelerin de zapturapt altına alınması gerekiyordu. Çünkü üniversitelerde bu sisteme karşı konuşacak hocaların hocalara bir dur demek gerekiyordu. Bu nedenle o dönemde üniversiteyi etkileyen işte askeri vesayet, devletin üniversite üzerindeki baskısı, ayrıca iç dinamiklerin baskısı, bu çok çok önemliydi. Çünkü üniversite kendi içinde bu direnci gösteremeyecek bir yapıdaydı. Ve üniversitede rektörler eliyle ve bazı akademisyenlerin ihbarları ile Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında, hatta Milli Güvenlik Kurulu'ndan katılan subayın ya 1960'larda daha sonra da 1970'lerde ihbarlar oluyordu. Bu ihbarları öğretim üyeleri yapmasın. Rektörler araştırma yapsın. Hangi öğretim üyesi bu sisteme karşıdır, solcudur, komünisttir? Bunlar belirlensin, biz bunlara atalım. O zaman rektörler bir şey gibi, örgüt gibi çalışsın diye ifadeler kullanıldı. Hakikaten rektörler örgütler gibi çalıştı, devlet örgütü gibi. İsim isim sarı zarflar içerisinde askeri rejimin sizin üniversite olmanıza karşı olması nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldınız diye 1402'lik öğretim üyeleri oluştu biliyorsunuz. Ve bunlar uzun süre üniversiteye geri dönemediler. Bu süreç içerisinde üniversiteleri öğretim üyelerinin öğrencilerin örgütlenmesinin önündeki bütün o engeller kondu. Ne üniversite öğretim üyeleri ne de öğrenciler örgütlenemediler. Öğretim üyelerinin siyasi partilere üye olması, siyasi propaganda yapması yasaklandı. Ve neoliberal politikaların
özgürce uygulanmasında özellikle 1986 yıllarına doğru 84'te ANAP iktidarının gelmesiyle ve 86 yılında da yeni üniversitelerin bir anda 20 adet olan üniversitenin 40-43'lere, 50'lere çıktığını görüyorsunuz. Yeni üniversite modelleri oluşmaya başladı ve 1980 askeri darbesiyle beraber bu politikalara uygun olarak üniversitelerin ticarileşmesi, üniversitelerin sermayedarların yönetiminde idare edilmesi konusunda özel üniversite, vakıf üniversiteleri kurulma girişimi ilk defa Bilkent Üniversitesi ile İhsan Doğramacı ile başladı. Ve bu arada TÜMAS'ın da raporları var. Bu sistemi öven raporları var. Çünkü sermayenin önünü açıyordu. Eleştirel bir yapı gelmiyordu. Hatta bazı hocalar bu neoliberal politikaların Türkiye'nin dünyada gelişmeleri sağlayan bu politikaların Türkiye'nin de gelişmesini sağlayacak bundan başka bir model olmadığını söylerlerken buna karşı duran bazı öğretim üyelerini de ideolojik öğretim üyeleri deyip bunların akademik yükseltmelerini dahi engelleme pozisyonuna girdiler. Ve üniversite çok büyük bir darbe aldı. 1990'lara kadar sürdü bu. Üniversite öğretim üyelerinin örgütlenmesi. Kanarya Sevenler Derneği'ne bile üye olacaksanız rektörden izin almaya bağlanmıştı. Dolayısıyla 1989'da ilk defa Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği kurma girişimi yaptık. Ve YÖK'e karşı mücadeleye girmiştik. Ama o süreç içerisinde üniversite gerçekten çok büyük bir darbe almıştı. Gerek iç dinamikler, içeride iktidarı ele geçirmek için mücadele veren ve birbirini gammazlayan öğretim elemanları, siyasi iktidara yakın olmak isteyenler, siyasi iktidarla beraber mücadele verenlerle siyasi iktidarların üniversite üzerindeki baskıları giderek artmıştı ve üniversite gerçekten yapması gereken eleştirel düşüncesini yapamaz bir konuma gelmişti. Yani şunu demek istiyorum, üniversite kendisine karşı oluşan bu baskılara karşı direnç gösteremeyen bir yapı idi ve üniversite burada güçlü olmadığını ortaya koymuştu. Tansin Hocam, bir araya gireceğim. Toparlamanızı rica edeceğim. Tamam. Süre sınırımı sebebiyle konu geniş biliyorum. Daha sonra 1980 askeri darbesindeki bu üniversitenin akademik özgürlükleri ve üniversite özellikle demokratik yapısını yok etmesi, tabii diğer siyasal iktidarlar da bundan yararlandılar. AKP dönemindeki tasfiyeler, AKP dönemindeki üniversite üzerindeki baskılar gerçekten askeri rejimdeki baskılardan çok çok daha fazla siyasi iktidarın yapmış olduğu bu baskılar. Ve bunun içinde üniversitenin özgürlük mücadelesi vermesi gerektiğini, kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci oturumda bu kadar konuşayım. Daha sonra çözüm önerilerinde nasıl bu konuyu aşabiliriz ona değinebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten iyi bir giriş oldu. Akademisyenler ve akademik özgürlük bizim de enstitü olarak yakından takip ettiğimiz alanlar hak savunuculuğu açısından. Sıradaki konuşmamız sevgili Ertuğrul Mavioğlu. Ertuğrul Mavioğlu 1961 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1980, 84 ve 87-91 yılları arasında toplam 8 yıl politik tutuklu olarak hapishanede yattı. 1978 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan 1986 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1995-2014 yılları arasında Yeni Politika, Evrensel, Radikal Cumhuriyet, Yeni Bin Yıl, Milliyet ve Bir Gün gazetelerinde muhabirlikten haber müdürlüğüne, editörlük ve yazı işleri müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. Asılmayıp Beslenenler, Apoletli Adalet, Bizim Çocuklar Yapamadı adlı 3 kitabı 1-12 Eylül hesaplaşması alt başlığıyla yayınlandı. Ergenekon soruşturmasının arka planını anlatan 40 Katır 40 Satır adlı 2 ciltlik kitabı ise Ahmet Şık ile birlikte yazdı. Cendere'deki Medya, Tencere'deki Gazeteci adlı kitabını 2012 yılında kaleme aldıktan sonra Çayan Demirel ile birlikte 2015'te Bakur adlı belgesel filmin yönetmenliğini üstlendi. Mavioğlu'nun çeşitli dergilerde yayınlanmış sayısız makale, haber ve röportajı bulunmakta. Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için 1 yıl 3 ay, Bakur filminin yönetmeni olduğu için de 4 yıl 6 ay olmak üzere 2 ayrı davadan toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Mavioğlu bu cezaları asla tanımayacağını da duyurmuştu.
şuradan başlamak istiyorum. Bir 12 Eylül hesaplaşması serinizin ilk kitabı, biraz önce bahsettiğimiz Asılmayıp Beslenenlerin ön sözünde toplum duvarların ardının kendi geleceği üzerindeki ipoteği kaldırmak için ne zaman Sisyphos'u elinden tutup yukarıya doğru çekmeyi deneyecek diye sormuş. Ve toplum Sisyphos'u elinden tutmadığı gibi kaya çukurun dibinde kaç kez yuvarlandı ve her yuvarlanış yeni bir cana mal oldu demişsiniz. Bunu yazdığınız tarihin üzerinden çok daha fazla yaşanmışlık geçti. Bunlar çok daha fazla cana mal oldu. Üstelik gençliğim için devletten alacaklıyım diyorsunuz. Devlet o borçlarında da hesabı şişirdi. Bir gazeteci olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Basın özgürlüğü açısından 80 öncesi, junta dönemi ve sonrasını değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. O kitapta yazdığım cümlelerde hatırladım, bir tuhaf oldum. Hakikaten o kitabı yazdığım dönem 2000'lerin başlarıydı. Şimdi aradan 20 sene geçmiş. Ve 20 sene içerisinde o bırakın çukurdan yukarı çıkmayı, belki de çukurun haznesi daha fazla genişlemiş durumda. Daha bir diplere sürüklenmiş vaziyetteyiz. Ve bunun da hepsinin tabii tarihsel olarak kaynakları var. Tabii konuya dair özellikle medya alanına dair gelişmeler ve ortaya çıkan sonuçlar bağlamında konuşmak gerekirse, meseleyi ta 1831 yılında 2. Mahmut'un emriyle kurulan takvim bekaya bağlayıp, işte bir zamanlar dünyanın toz bulutu falan gibi öğrencilerle başlayıp ve bu temelin zaten doğrudan doğruya medya, devlet ilişkileri bakımından çok da devlet lehine gerçekleştirdiğini, temelin harcının ilk kez bu şekilde konulduğunu vurgulayıp geçeyim. Daha sonra bu takvim vekayı resmi gazeteye dönüşüyor zaten ama 2. Mahmut bu gazeteyi kurdururken Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi sözcüğünü yapmak üzere kurduruyor. Ve sonrasındaki dönemde de devlet adı Türkiye Cumhuriyeti de olsa, adı Osmanlı İmparatorluğu da olsa basına, batı yönelik bakışında çok önemli bir değişiklik olmuyor. Basının görevi esas itibariyle devletin aile çıkarlarını savunmak. Yöneticilerin tamamen bakışı bu yönde olmuş ve aksi durumla ilgili de çok sayıda hukuki düzenlemeler yapmışlar. Bir dönem hatırlarsınız, işte 141-142 diye maddeler vardı. Bunun yanı sıra bölücülük maddeleri her zaman cepte dururdu. Demokrasinin kılıcı gibi insanların tepesine sallanırdı bu maddeler ki insanlar hakikaten yazmaları, söylemeleri gereken fikirleri söylerken bin kez düşünsünler. İşte Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kim bilir kaç gazeteci, kaç sinemacı, kaç yazar, çizer cezaevine girdi ve bunlar işte Nazım Hikmetlerini sayalım, artık Arvan Velilerini sayalım. Hepsi bu bahsi geçen ya da bizim zaman zaman öyle bir ceza maddesi mi vardı diye şaşkınlıkla izlediğimiz bir takım yaptırımlar sonucunda susturulmaya çalışıldılar. Bu anlamda meselenin bugün gelinen noktasını tanımlamak istersek aslında bunun geçmişten bu yana örülmüş olan bir yapının ürünü olduğunu söylemek çok daha mümkün. Burada benim anlayabildiğim kadarıyla zaman içerisinde bütün okumalarım sonucunda varmış olduğum medyanın şekillendirilmesi ya da matbuatın ya da basının şekillendirilmesi iki türlü gerçekleştiriliyor. Bir tanesi rüşvetle, ikincisi şiddetle. Rüşvetle şekillendiriliyor çünkü mutlak surette matbuatın hükümetin yanında ya da büyük sermayenin yanında ya da güç odaklarının yanında yer alması için ona türlü çıkarlar, olanaklar sağlanıyor. Bu sadece
matbuat kuruluşlarını, bir aynı zamanda tek tek gazetecilere de sahanın bir takım olanakların olduğunu, var olduğunu ve bunun getirdiği sonuçların da doğrudan doğruya güç olanakların lehine bir sonuç yarattığını çok net olarak tarih boyunca biliyoruz. İkincisi şiddet ve bunun da çok çeşitli örnekler var. İşte Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden tutun, Tanrı Matbaası'nın 1945'te basılmasından devam edin. İşte 1970'li yıllarda İlhan Selçuk'ların gözaltına alınması, Ziver Bey'de sorgulanmasına bakın. İşte daha sonra 1980 yılında çok sayıda, şimdi pek çok gazeteci adını anmaz onların ama birçok gazete ve dergi yöneticisinin cezaevine atıldığını, işte Halkın Kurtuluşu, Devrimcioğul, Devrimsol, aklınıza gelebilecek o dönem içerisinde dergisi çıkmış olan birçok derginin sorunlarının, yazı işleri müdürlerinin hapishanelere atıldığını, bir sürü dergi ve gazetenin kapatıldığını hatırda tutmak lazım. Ya da 12 Eylül'den öncesinde öldüğü Abdi İpekçi'yi hatırlamak lazım. Yani şiddet deyince akla bir zincirleme dizgi biçiminde hep bir sürü olay geliyor. En son işte Hrant Dink'in öldürülmesini düşünün. Ya da işte Uğur Mumcu'nun arabasına bomba koyularak katledilmesini düşünün. Çetin Emeç'in kurşunlanarak öldürülmesini düşünün. İşte Reca Yunal'ın Demokrat gazetesinin muhabiri işte boğazına Filistin düğümü atılarak öldürülmesini düşünün. Yani bir sürü olarak Ahmet Taner Kışlalı'yı, Metin Göktepe'yi polislerin döverek öldürülmesini düşünün. Ve bunların tamamının aslında özel bir garezin sonucu olmadığı gerçeğinde bir kenar. Bu öldürülen gazetenin hiçbirinin devletin çok özel bir garezi yoktu ya da güç odaklarını. Hem onları susturmaktı gaye ama aynı zamanda da bir ibreti alem yaratmak. Ve gelinen nokta itibariyle düşündüğümüzde bu ibreti alemin önemli ölçüde yaratıldığını çok net olarak görüyoruz. Tabii 1970'li yıllardaki şöyle bir olayı da hatırlarsınız belki yaşı elverenler. İşte Cumhuriyet Gazetesi'ni ceketinin cebinde katlayarak C ve U harfleri, M harfleri gözükerek taşıyanlar doğrudan doğruya MHP'li faşistlerin hedefi konumundaydı. Bunların içinde öldürülenler falan oldu. Yanlış anlaşılması sırf cebinde gazete taşıdığı için öldürülen insanlar oldu. Şimdi buradan bakıldığında ne oluyor? Bir, gazeteyi kurumsal olarak muhalif bir çizgiye tutabilmek için rüşvete dayanmak lazım. Şiddete dayanmak lazım. Bunun karşısında boyun eğmemek lazım. İki, bir gazetenin çalışanı olmak için ya da bir televizyonun çalışanı olabilmek için aynı şekilde rüşvete ve şiddete karşı korunaklı ve dayanıklı olmak lazım. Üç, gazetenin okuru ya da televizyonun izleyicisi olabilmek için de aynı zamanda şiddete dayanıklı olmak lazım. Orada rüşvet biraz şekil değiştiriyor. İşte bir dönem buzdolapları verilen, işte kuponlarla tabak çanak verilen gazeteler sonuç olarak toplumun tüketim kültürünü de şekillendirmesinde rol üstlenmişlerdi. O da bir çeşit okura verilen rüşvet konumundaydı. Okul kitlesini doğrudan doğruya bir yönden öbür yöne taşımak ve alttan alta da olsa algısını ve rızasını rızasını yönetmek amacı taşıyordu. Şimdi 12 Eylül 1980'de tabii bir de somut, çok açık, çıplak bir sansürün yaşandığı gerçeğine kısacık değinmek istiyorum. Ki bugünlere nasıl gelindi sorusunun yanıtının sadece o rüşvetle, şiddetle de sınırlı olmadığını, aynı zamanda en büyük sansür olan otosansürün nasıl zuhur ettiği meselesini tanımlamak istiyorum. Çünkü biliyorum ki 80 öncesinde aslında otosansür kavramı çok da yerli yerine oturmuş bir şey değildi bir yanıyla. Bir yanıyla işte tek sayfalık gazete çıkartabilme imkanları vardı. Özellikle Taşra'da. Fakat 1980 iki açıdan çok önemli dönüşüm yarattı. İsterseniz daha light olan birinci meselesinden bahsedeyim. İşte 24 Ocak kararları biliyorsunuz. Türkiye'de tekelci sermayenin gelişmesi için aslında alınmış olan bir kararlar bütünüydü.
İşbirlikçi tekelci boze öylesine hızlı, öylesine ballı, kaymaklı bir ortamda gelişiverdi ki, serpiliverdi ki birdenbire bu medya alanına da yansıdı. Birden web offset diye bir şey çıktı hayatımızda. Web offset. Düğmesine bastığınızda bir dakikada 1000 tane gazeteyi ben de katlanmış vaziyette önünüze koyan bir sistem. Bu sistem birdenbire Türkiye'ye geldi. İşte ilk günaydın kullandı, sonra sabah gazetesi, tesisler, mühendisler, arkasına Hürriyet Hızlar girdi. İşte renk ayrımı değişti, bir sürü şey, kalıpçılar işten atıldı, yerine yeni film sektörü bilmem ne falan bir şeyler gelişiverdi ama en önemli gelişme konusu artık o alan büyük sermaye ait bir alan haline geldi. Yani basının medyaya dönüşmesi denilen kavram aslında Türkiye'de medyanın basın alanının sadece ve sadece büyük sermaye tarafından elde tutulabilecek bir alan haline gelmesine sebep oldu ki bu reklam sektörünü de geliştirdi. Kendi beraberinde matbaa sektöründe de çok önemli değişimlere yol açtı ve artık küçük sermayedarlar bu alana giremez oldular ya da girseler bile o alanın içerisinde bir karınca kadar boyuta sahip oldular, görünmez hale dönüştüler. Çünkü aynı zamanda bu bir dağıtım sektöründe tekelleşmesini beraberinde getirdi. Bir boyutu bu. Diğer boyutu ise otosansür boyutu. O her iki boyut açısından da bugünlerin tarifini yapmak mümkün ama bu boyut çok daha önemli boyut. Sebebi de şu, bunu mesela Hasan Cemal'in, o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni olan Hasan Cemal'in yazdığı ve çok bilinen bir Tank Sesiyle Uyanmak diye bir kitabı var. O kitapta çok ayrıntılı anlatıyor ama ben size çok özetle bahsedeyim. Şöyle oluyor, insanlar gazetede oturuyorlar, bir gün 12 Eylül olmuş, hemen sonrasında kapıları çalınıyor. Bir tane yüksek rütbeli, albay düzeyinde belki bir subay bir tebligat getiriyor. Diyor ki işte bilmem Van'ın Başkale ilçesinde bilmem ne olay olmuş, bunu yazmak yasak. İşte bilmem Kars'ın Kavazman ilçesinde falanca teröristlerle güvenlik güçler arasında çatışma çıkmış. Teröristler bilmem kaç tane askerimizi şehit etmişler. Bunu da yazmak yasak. İşte Ankara'da bilmem ne olmuş, bunu da yazmak yasak. Bir yasaklar listesi veriyor. Yayın yönetmenim. Yayın yönetmeninde bir pano var orada. O panoya asıyor. Onu herkes görsün diyor. Bakın bunlardan haberimiz yoktu ama genel albay bize haber verdi. Bunları yazmak yasak bundan sonra. Neyse bir süre bu şekilde tebligatlar devam ediyor ama bir yandan da getiren rütbeli subayın rütbesi giderek küçülmeye başlıyor. İşte yüzbaşı geliyor. İşte o bitiyor. Sonra bir basteğmen falan gelmeye başlıyor. Sonra çavuşlara iniyor. En son bir tebligatı bir onbaşı getiriyor falan. Ama bu aşağı yukarı bir yıl falan, 1,5 yıl falan devam ediyor. Ve herkes artık gazetelerde, herkes neyi yazması, neyi yazmaması gerektiğini öğreniyor. Pavlov'un şartlı refleks deneyleri gibi bir şey bu. Hani gazetecileri köpeğe benzetirler biraz. Bunu başka bir anlamı vardır ama bu da böyle bir hikaye. Gazeteciler bir çeşit şartlı refleks gibi ne yapmaları, ne yapmamaları, ne yazmaları, ne yazmamaları gerektiğini çok net bir şekilde öğreniyorlar. Bir gün o onbaşı dahi gelmemeye başlıyor. Yani hiç tebligat falan filan gelmiyor ama peki özgürlük mi geliyor? Elbette ki yani özgürlük falan gelmiyor. Çünkü artık gazeteciler ne yapmaları, ne yapmamaları, ne yazmaları, ne yazmamaları gerektiğini kesin olarak öğrenmiş vaziyetteler. İşte 12 Eylül sonrası denilen ve bir türlü 12 Eylül'ün atlatılamadığı bir uzun süreç ondan sonra kendi kimliğini iyice belirlemiş oluyor. Bu dönem içerisinde tabii her devrin adamları var. İşte ne bileyim ben o dönemde bu Cendelik Medya Pencerelik gazeteci yazarken bayağı bir araştırmıştım 12 Eylül'de. Bugün işte darbe karşıtıyım, demokrasi yanlısıyım falan filan diye ortaya çıkmış olan bir sürü anlı köşe yazarının inanamayacaksınız o dönem içerisinde yazmış olduğu yazılarda, köşe yazılarında hem de defaatle Cunta'ya, Kenan Evren'e acayip övgüler yağdırdığını,
Bunları da hatta kitaba alıntı alıntı koydum. İşte Bekir Gözkul'ların, Rauf Tamer'lerin, Güner Cevoğulları'nın, işte ne bileyim Oktay Akbal'ların falan. Şimdi isimlerini unuttuğum bir sürü şanlı, darbe karşıtı, demokrasi yanlısı, özellikle AKP'nin yanında yanlamış olan, onun ne kadar demokrat olduğunu hepimize ispatlamaya çalışan bir sürü liberal yazarı, Nazlı Ilıcağan, bunların hepsinin Cunta'ya nasıl selam durduğunu, Cunta'nın ne kadar haklı sebeplerle yapıldığını yazdıkları, kardeş kanunlarını nasıl durduğunu falan ilişkin propaganda yaptığını falan o köşe yazılarında gördük ve bunlar aslında sadece gönüllülük esasıyla değil, aynı zamanda köşelerini koruyabilmek amacıyla bu tür bir hegemonik yapının propagandistliğini, gönüllü olarak üstlendiklerini o dönem içerisinde gördük. Biz o dönemde tabii Cezayir'de kimi zaman gazeteyi takip ediyorduk, kimi zaman edemiyorduk. Ve daha sonra Ragıp Duran'ın şahane bir şekilde bunların hepsine toptan bir isim verdiğini tanık oldum. Apoletli medya dedi bunların. Apoletli medya. Şimdikilerde tabii burada yola çıkarak kravatlı medya falan filan diye yakıştırma yapanlar oldu. Ve bunların da bir kısmına katılmak mümkün. Şimdi gelelim bugüne. Tabii harç böyle karılınca, hamur böyle yoğrulunca gazetecinin ve gazete sahiplerinin otoriter güç karşısındaki hiçbir şekilde direnme eğilimine sahip olmayınca, direnme eğilimine sahip olanlar da çok hızlı bir şekilde tasfiye edilince ortaya kim otoriter yapıysa onun karşısında selam duran bir medya çıktı. İşte apoletli medya denilen ya da bırakın üstünü apoletini çıkarsın, kravat taksın bir şey fark etmez. Mühim olan kafadaki selam durma eğiliminin devamlı, bunun sürekliliği. İşte bu temel, gelinen temelin üzerinde bugünün medyası oturuyor. Tamamen. %98'de AKP'nin denetiminde olan bir medya bu medya. Aynı zamanda bu medyanın nasıl bir şekilde dönüştüğü de hiç de sır değil. Bu son 20 yıllık döneme, hatta 18 yıllık döneme baktığımızda görüyoruz. 2002'de AKP iktidara geldiğinde aslında çok da arkasında bir medya desteği yoktu. Biraz sabah grubu destekler vaziyetteydi. Sabancıların bunları desteklediğine dair böyle net bilgiler var. Koçlar hep mesafeli durdular o dönem içerisinde ama seçim sonuna kadar Sabancıların büyük plazalarının ışıklarının sabaha kadar yandığı biliniyor. Ama sonuç olarak büyük sermayenin de aslında ne kadar desteğinin olup olmadığı konusu pek çok insanın kafasında karmakarışık bir konuydu. Sonradan ortaya çıktı tabii. Bizi Anadolu Kaplanı olarak pazarladıkları yapılar aynı zamanda büyük sermaye adayları imişler. Örneğin Çalık falan gibileri. Fakat ilk başlangıç noktasına gelirsek AKP kısa süre içerisinde anladı durumu. Yani arkasında bir medya desteği almadıkça bu ülkede öyle çok da fazla ayakta kalabilme şansı yok. Bu halde ne yaptı? İlk başlangıçta az önce Hakan'ın da bahsettiği bu Avrupa Birliği falan demokratikleşme, özgürleşme, şahane bir ülke yaratma falan gibi proje eşliğinde bir sürü liberali kendi yanına çekiverdi hızlı bir şekilde. Tabii bu liberallerin önemli bir kısmı da gazetelerde köşe yazarıydılar ve bir AKP pompalaması bütün toplumun üzerine deboca ediliverdi. Ve bu kısa süre içerisinde bir destek yakaladıktan sonra işte o dönemde uzanlara operasyon başladı. Şimdi uzanlar çok böyle herkesin bir pazara çıkmış, çok herkesin nefretle anıldığı, özellikle öbür büyük sermaye gruplarının da hiç hoşlanmadığı falan bir yapıydı ama uzanların operasyonu aynı zamanda tasarruf medya, sigorta fonu ve benzeri gibi devlet kurumları aracılığıyla medya organlarına el koyabilmenin yolunu açtı. Yani şimdi o yol açıldıktan sonra toparlıyorum. O yol açıldıktan sonra arkasından işte bu bankalar operasyonları, Dinç Bilginler, Sabah ATV falan meselesi TMSF'nin elinde uzunca bir süre kalan bu yapıların satışı meselesi.
gündeme geldi. Ve 2007 yılında ki AKP açısından ustalık dönemi diye tanımlanan, kendi Erdoğan böyle tanımlıyor. 2007 yılında Sabah ATV ihaleye çıktı. Öyle bir şey ki, çok yeminle söylüyorum ya, o şartlar altında ben bir sıradan gazeteci olarak Sabah ATV'yi satın alabilirdim. Yani aynı şartları bana da versinler, ben de alırım. Çünkü Halk Bankası ve Vakıflar Bankası hiç 5 kuruş para vermeden size krediyi veriyor, alımla ilgili krediyi. O öyle bir kredi ki başkalarının asla yanına yanaşamayacağı şekilde teklifler vermenizi sağlıyor. Ve Çalık grubu kendisine altın tepsiyle sunulmuş olan Sabah ve ATV'nin sahibi oluyor. Tabii sonrasında bu Çalık elinde çok fazla tutmadı. Başka yatırımları vardı çünkü. Havuz medyası denilen kavram da oradan çıktı. Erdoğan işte Cengiz İnşaatı, o Limak'ı vesaire. Hani şu anda Türkiye'yi her tarafında HES inşa eden, her tarafında bütün yolları inşa eden, köprülerin mevcutların hepsinin sahibi olan 5-6 tane inşaat grubunu, hatta o Cengiz İnşaat milletin anasını bir şey yapacaktı. O ekiplerin hepsi bir araya geldi ve işte Sabah ATV'yi üstlendiler. Bu da havuz medyası denilen kavramı çıkarttı. Daha sonra o Türkçü devreye girdi. Doğan grubunu iyice küstürmüşlerdi, korkutmuşlardı vergi cezalarıyla. Vergi cezasının inmesi karşılığında Doğan grubu da hızlı bir şekilde elindeki şeyleri, medya organlarını satışa çıkarttı ve hızla sattı. İşte Radikal'i kapattı, önce bir dijital yapıp. Arkasından işte ilk baştan işte elinde var olan Vatan Gazetesi'ni çıkarttı. İşte kartel yasası falan dediler ama şu anda mesela en büyük kartel AKP haline geldi. %98 oranında bir şey denetimiyle, medya denetimiyle bunu sağladı. Bir bütün olarak bakılırsa tabii 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de medyanın inhisara altına alınması açısından bulunmaz bir nimet olarak kullanıldı. Tam 116 medya kuruluş kapatıldı içerisinde. Bunlar da 50'si gazeteydi, 18'i televizyondu, 20'si radyoydu, 6'sı da haber ajansıydı. Ha, bu beğenmesiniz beğenmesiniz ama AKP'nin bu zemin içerisinde tek kalabilmesini sağlayan bir total tablo. Şimdi başa dönersek şöyle bir cümleyle özetlemek gerekirse, 12 Eylül bütün medyayı zaptırapt altına almıştı. Neydi? Elinde silah vardı, herkese doğrulttu, herkes de teslim oldu. AKP ise türlü Osmanlı oyunuyla ya satın alarak, ya rüşvet vererek, ya işte bilmem gazetecileri tutuklayarak, işte işinden attırarak bir şekilde medyanın tamamını yine zaptırapt altına aldı. Yine muhalifler var mı? Var. Onların da bir kısmı hapiste, bir kısmı sürgünde. Peki ne yapılabilir sorusuna da bilahare bir şeyler söylerim herhalde. Pek yapılacak bir şey varmış da gibi gözükme, benden çok fazla bir şey beklemeyin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bir başka büyük yara aldığımız, yerle yeksan olan bir başka alanı konuşacağız Bahri Bayram Belen ile. Avukat Bahri Bayram Belen'i tanıtarak başlayayım öncelikle. 1951 yılında Burdur Lisesi ve 1975 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğe başladı. İstanbul Barosu Dergisi, Açık Sayfa Hukuk Dergisi ve değişik gazete ve dergide hukuk, avukatlık, savunma hakkı ve baroların faaliyetleri hakkında yazı ve makaleleri yayınlandı. 12 Eylül darbesinden sonra açılan ve sıkı yönetim askeri mahkemeleriyle devlet güvenlik mahkemelerinde devam eden davalarda aktif rol aldı. Evet, Bahri Bey, İki tane temel sorum var. Belki birini daha sonraya bırakabilirsiniz ama aslında bütünü de birbiriyle çok ilişkili. Öncelikle darbe hukuku ve işkencelere dair bir genel değerlendirme yapmanızı istesek. Mesela darbeden bu yana hukuk sisteminin siyasileşmesi nasıl oldu? Kritik aşamalar neydi?
ve bugün neredeyiz? Ve devamında da biraz daha güncel, bugüne biraz daha uzanan sorumla devam edeyim. Darbe sonrasında kabul edilen 12 Eylül Anayasası'nın geçici 15. maddesi nedeniyle o dönem işlenen suçlar büyük oranda cezasız kaldı. 2010 Anayasa değişikliğiyle geçici 15. madde kaldırıldı ve darbenin Kenan Evren gibi üst kadrosu aleyhinde sembolik bir yargılama yürütüldü. Ancak bu yargılama sonrası fiilen kimse bir ceza almadı. Yine darbe döneminde işlenen suçlara maruz kalan yüzlerce kişinin suç türleri zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Şu an için hukuken izlenebilecek bir yol görünüyor mu sizce? İşlenen suçlara dair gerçeğin açığa çıkarılması için mekanizmalar oluşturulması, suçluların ve sorunların yargılanması ve cezalandırılmasına dair görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, herkese merhaba. Aslında 12 Eylül öncesi ve sonrasıyla birçok konuyu ayrıntıyla benden önceki arkadaşlar işte sosyolojik açıdan, akademik açıdan, basın hukuku açısından değerlendirdiler. Bana da çok fazla bir şey kalmadı ama şunu ifade edebilirim ki 12 Eylül darbesi de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri sık sık başvurulan olağanüstü hukuk rejimlerinin bir yenisiydi. 12 Eylül darbesinin meşruiyet kaynağı darbeyi yapanlar tarafından 12 Eylül öncesi artan şiddet olayları, sağ solun birbirini öldürmesi, her gün onlarca kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle devletin zafiyetini ortadan kaldırmak, devlet içindeki bu durgunluğu, çaresizliği çözümlemek için getirildiği söylense bile asıl amacının ne olduğunu Kenan Evren'in o gece saat 4'te yaptığı bildiride görebiliriz. Dedi ki işte bir takım örgütler insan hakları ve demokrasi diyerek bu süreci hızlandırdılar ve ülkenin, devletin bu noktaya gelmesine neden oldular. Aslında Kenan Evren bu açıklamayı yaparken demokrasi ve insan haklarından bahseden kurumun İstanbul Barosu olduğunu açıkça olmasa bile herkesin anlayabileceği şekilde ifade ediyordu. Ve o zaman işte Orhan Apaydın dönemiyle başlayan bir avukatlık devrimi, bir hukuk devrimi vardı. Ve İstanbul Barosu'nun başta komisyonlarıyla yönetimiyle insan hakları, demokrasi ve özgürlük konusunda ciddi çalışmaları da vardı. Darbe Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yeni bir hukuka ara verme, yeni bir olağanüstü hukuk rejimini getirdi demiştim. Esasen 1980 öncesi hem 78 yılındaki Kahramanmaraş olayları, hem 80'in Mayıs ayındaki Çorum olayları Alevileri yönelik, 77 1 Mayıs'ında ölen insanlar, ama 77 1 Mayıs'ının ve 78 1 Mayıs'ının gerçekten görkemli kutlamaları, devam eden süreçte işte bir Adalet Partili il başkanı, Malatya il başkanının öldürülmesi, arkasından soldan insanların öldürülmesi, bütün bu süreç gerçekten darbenin gelişiyle ilgili tabloyu hepimizin gözünün önüne açık ve seçik olarak koyuyordu ki işte bir taraftan
işçilerin en önemli örgütlenme yeri DİSK ve DİSK'in başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesi. Arkasından işte MHP'den ülkücü bir parti yöneticisinin öldürülmesi, bir sağdan bir soldan, sonunda da Kenan Evren zaten asarken bir sağdan bir soldan asalım da bizi ne sağcı desinler ne solcu desinler derken, darbenin hazırlıklarının ayak seslerini de görmüş olduk. Onun için ben ne zaman ki siyasi cinayetler başladı, ne zaman ki işte şiddet olaylarını tırmandıran bir takım gelişmeler oldu, bunun Türkiye'de bir darbe habercisi olduğunu söylerim. Aslında Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra da söyledim bunu. Dedim ki Raip Santoro'nun öldürülmesi, arkasından işte Malatya'daki zirve kitap evindeki cinayetler, Hrant gibi çok önemli bir muhalif gazeteci, bir Ermeni, bir aydın ve bir düşünürün öldürülmesi, arkasından İzmir'de ve Antalya'da rahiplerin tehdit edilip öldürülmeleri yeni bir darbenin habercisidir demiştim. 12 Eylül'de bu 77'de işte 1 Mayıs'ta ölen insanlar, 78'de Kahramanmaraş olayları, 80'de Çorum olayları, hatta o dönemde Ecevit'e yapılan suikast girişimleri, Abdi İpekçi'nin öldürülmesi, işte biraz evvel söyledim Kemal Türkler'in öldürülmesi, bu darbenin gelişiyle ilgili habercilerdi. 12 Eylül darbesiyle birlikte Kenan Evren'in o gece saat 4'te söylediği hedef, saat 4'te darbecileri korkutan gerçek sebep, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili tedbirler alınmaya başlandı. Ne oldu? Yani demokratik toplumun en temel kurumları olan meclis, siyasi partiler kapatıldı. Ve bunlar aslında silahlı kuvvetlerin küçük bir yasal yetkisiyle anayasaya rağmen ve böyle bir eylem Türk Ceza Yasası'nda o zamana göre idam cezasıyla cezalandırılmış olmasına rağmen bu yasaya karşın yapıldı. Ve 1402 sayılı sıkı yönetim yasası gibi bir yasayla da bütün gazeteler, bütün bildiriler, bütün dernekler, sivil toplum örgütleri faaliyetleri durduruldu veyahut da onların basınla ilgili faaliyetlerine ciddi bir tehdit getirildi. Kahramanmaraş olaylarından sonra ve Çorum olaylarından sonra bildiğiniz gibi aslında sıkı yönetim ilan olmuştu. Ve İstanbul'da dahil olmak üzere sıkı yönetim mahkemeleri kurulmuştu. Sıkı yönetim mahkemeleri 1402 sayılı yasa çerçevesinde sıkı yönetimin ilanına neden olan şiddet olaylarını yargılayan bir askeri savcılık ve askeri mahkemeyi düzenliyordu. Ve bu mahkemelerde işte şiddet olaylarının önlenmesi için şiddeti yaratan kişiler, kurumlarla ilgili davalar, soruşturmalar başladı. Ancak sıkı yönetim komutanlarına 1402 sayılı yasayla çok ciddi yetkiler verilmesine karşın ve 16. maddesiyle işte akademisyenlerin üniversiteden atılmaları dahil olmak üzere işte basına, derneklere ciddi yasaklar, kısıtlamalar, faaliyeti durdurmalar, sendikaların faaliyetlerini durdurma imkanları verilmiş olmasına rağmen şiddet durmadı ve bunu Kenan Evren bildiğiniz gibi dedi ki biz bekledik dedi aslında. Demirel de dedi ki biz her yetkiyi vermiştik bunlara. Sıkı yönetim mahkemeleri de kuruldu ama bu şiddet durmadı. İşte Evren de bunu dedi ki biz bekledik ki halk
bu müdahalenin haklı olduğuna inansın. 12 Eylül darbesiyle işte tartışılan 1961 Anayasası'nın göreceli özgürlükçü anayasası ki 12 Mart muhtırasından sonra birçok düzenlemeyle bunlarda kısıtlamalar, değişiklikler getirilmişti. Anayasadaki birçok özgürlükler, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü de rafa kaldırıldı. 12 Eylül döneminde sıkı yönetim mahkemelerinde askeri yargıç ve savcılarla başlayan yargıçlar ve savcılar daha sonra sanık sayısının artması ve hatta cezaevlerine ihtiyaç duyulup cezaevlerinin işte Ankara'da, Metris'te, bütün ordu karargahları cezaevi haline getirilirken yeni cezaevleri de yapılarak işte İstanbul'da, Metris'te, Ankara'da Mamak, özür dilerim, Diyarbakır'da yeni cezaevleri yapılaraktan bu yargılamalarda tutuklanacak ve hüküm giyecek kişilerin infazları için yerler hazırlanırken yetmeyen mahkemelere sivil yargıçlar da getirildi. Ve sivil yargıçları o zaman sevgili Ertuğrul Mavioğlu'yla yaptığımız görüşmede de söylemiştim. Aslında o sivil yargıçların çoğu askeri yargıçlardan daha çok el pençe divan duran yargıçlarmış. Onları gördük ve onlar sayesinde bir anlamda hukuk, yargı ki zaten sağlıklı yürüyen bir yargı olmamasına rağmen tamamen askıya alındı diyebiliriz. Birçok kararın temiz yolu kapandı. İşte basın açıklamalarıyla ilgili verilen cezaların temiz edilememesi yönünde yasal düzenlemeler yapıldı. 1402 sayılı yasanın 16. maddesiyle sıkı yönetim komutanlarının emirlerine aykırılıktan yargılanıp hüküm kurulan kişilerle ilgili temiz yolları kapandı. Cezaevlerinde avukat görüşü yasaklandı ve avukatlarla 3 aya kadar, yakınlarıyla 3 aya kadar görüşemeyen insanların aslında açık bir şekilde işkenceye uğradıkları hem biliniyordu hem de mahkemelerde de zaten bu tabloyu 3 ayın sonunda gördük. Bazı askeri hakimler bile duruşmalara yürüyemeyecek derecede işkence görmüş şekilde gelen insanlarla ilgili bu tablonun ne olduğunu sordu. Bu İstanbul'da, Ankara'da ve Adana sıkı yönetim mahkemelerinde ve bu soruşturmaların yürütüldüğü emniyet ve askeri kollukta olduğu gibi asıl tehlikede tabii ki Diyarbakır'da sonradan daha ayrıntılarıyla görebilir olduk. 12 Eylül dönemi uygulamasıyla ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü böylece temel özgürlükleri ortadan kaldıran bir uygulama meclisi ve siyasi partileri kapatarak sivil toplum örgütü sayılabilecek dernekleri tamamıyla kapatarak sendikaları faaliyetlerini durdurarak çok ciddi bir hukuk uygulaması dönemde. 12 Eylül böyle bir hukuk uygulamasıydı ve sonuçta 12 Eylül 1986 yılında sıkı yönetim mahkemelerinin tedrici olarak kaldırılmasıyla ve en sonunda Diyarbakır'dakisiyle bir anlamda fiil oylamasını ve işte yeniden belli partilerin kurulması süreçlerini biliyoruz. Ama 1986 yılında sıkı yönetim mahkemeleri kaldırılmadan evvel çok ilginç bir şekilde 1985 yılında
devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulü hakkında yasalaştı. Ve sıkı yönetim mahkemeleri kaldırılır kaldırılmaz ifade özgürlüklerinin ve örgütlenme özgürlüklerinin başında sürekli bir demokrasinin kılıcı gibi duracak bu soruşturma ve kovuşturma yürüten mahkemeler faaliyete başladı. Önce işte Güneydoğu'daki olağanüstü hal rejimi döneminde, arkasından da bütün ülkede devlet güvenlik mahkemeleri faaliyete başladı. Bu süreç söylediğim gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hiç yadırgamadığımız, aslında demokrasi ve insan hakları için her bir olağanüstü rejim getirme yollarından biriydi. Bunu aslında nerede anlıyoruz? Bir askeri hakim ayaklanmaları bastırma teorisi kitabıyla David Galula'nın bizim gibi ülkelerde darbelerin ne zaman yapılması, nasıl yapılması ve ne amaçla yapılması gerektiği konusunda tezini sunmuştu. Ve bu ayaklanmaları bastırma teorisi adlı kitapta 1971 ya da 72 yılında yanlış hatırlamıyorsam Genelkurmay'ın matbaasında basılmış bir kitaptı ve bu kitapla ilgili de Urmuncu'nun çok önemli bir saptaması ve açıklaması vardı. Darbelerin ve olağanüstü rejimlerin mantığı demokratik toplumun ve temel hakların, özgürlüklerin sınırlandırılması için Türkiye'de olağan bir uygulama hale gelmiş yöntemlerden biridir. Ve bu düştür ve olağanüstü yargılamalar da tabii ki bütün muhalefeti, örgütlenmeleri, demokrasi örgütlerini. İsterseniz bu kadar söyleyeyim. Son bölümde de... Teşekkür ederiz. Sanıyorum Aylin ve ben devam edeceğiz kısa notlar paylaşarak. Daha sonra sadece sizlere ek süre vererek programı bitireceğiz. Aslında birçoğunuz 12 Eylül'ün birebir hedefiydiniz veya tanığıydınız. Biz Aylin'le biraz daha 12 Eylül'ün içerisinde büyümüş çocuklar olarak konuşacağız bundan sonraki bölümde. Benim kişisel olarak 12 Eylül'le bu kadar içi dışı olmamın sebebi aile olarak ya da babamın mücadelesi içerisinde hapishane süreci ve sonrasından ziyade annemin tutuklanması ve hapse girmesi üzerine başlattığım çalışmalarla gövdelendi diyebilirim. Yaklaşık 10 senedir kız kardeşim Özlem Delikanlı ile beraber 12 Eylül üzerine sözlü tarih çalışmaları yapıyoruz. Ve bu çalışmaların başlangıç yeri benim için darbeden neredeyse 30 sene sonra hiç bilmediğim bir şekilde annemin de darbe sonrası tutuklandığını ve hapse yattığını öğrenmemle başladı. Bu bilgi beni çok şaşırttı ilk duyduğum zaman. Çünkü biz aslında aile olarak bu süreçleri konuşarak tartışarak devam eden bir aileydik. Yani hem babamızın hapis süreci hem işkence süreci bilgilerine sahiptik. Dolayısıyla annemin sürecinden neden haberdar olmadığımız konusu hepimizi ayrı ayrı düşündürdü. Ve bu düşüncelerin sonunda sessizliğin ne kadar önemli bir konu olduğuna kanaat getirdim. En azından ben kendim için 12 Eylül çerçevesinde. Ve yaptığımız tüm çalışmalarda bu sessizlik üzerinden, yani sadece ailelerin, bireylerin sessizliği değil, toplumun sessizliği de bir kolektif bellek olarak 12 Eylül'e dair ne söylüyor üzerine yoğunlaştığım bir süreç oldu. Ben şimdi bugün bu program içerisinde paylaşacağım notlarda aslında hepinizin biraz bahsettiği şekillerde 12 Eylül'e dair anlatıların yıllar içerisinde ne kadar değişebileceği ve dönüşebileceği üzerinden bir
çerçeve çizmeye çalışıyorum. Yani biraz önce Ertuğrul Hoca'nın bahsettiği 12 Eylül darbesine övgüler düzen gazetecilerin isimlerini unutmamız. İşte darbe öncesinde çok şiddet oluyordu, sağ sol birbirini vuruyordu, o yüzden biz düzen getirdik gibi gerekçelerle darbeyi savunma. Hiç konuşmayan komşular, işkence raporu vermeyen doktorlar, bütün bu suçlara iştirak edenler. Dolayısıyla bir bütün olarak toplumun sessizliğinin ve unutturmanın nasıl bir politika olduğu üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Özellikle Bahri Bey'in bahsettiği şekilde, yani hukuk mekanizmalarının zaten çalışmadığı, yargı bağımsızlığından artık bahsedemediğimiz, cezasızlığın bir norm olduğu siyasal bir rejim içerisinde faşizmi anlatmak ya da geçmişten hesap sormak veya bunu sorunsallaştırmak hala mümkün mü? Yani bir güç odağı olarak zaten otoritenin sağlamayı taahhüt ettiği yüzleşmenin hiçbir zaman gerçek bir yüzleşme olmayacağını en yakın zamanda 12 Eylül 2010 referandumundan sonra gerçekleştirdi. 12 Eylül mahkemelerinde gördük. Sadece bu tecrübeye bakarak yüzleşme ve geçmişten hesap sorma süreçlerinin dinamik süreçler olması gerektiği ve yalnızca hukuki süreçlere bırakılarak veya odaklanılarak sonlandırılamayacağı aksine bu süreçlerin, yani doğru yürütülmeyen hukuki süreçlerin veya diğer yüzleşme pratiklerinin yüzleşmeyi daha da öteleyen, erteleyen ve sessizliği biraz da harmanlayan mekanizmalar olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Buna karşılık tabii ki aşağıdan yukarı bir tarih anlatımının ve süre giden tartışmaları, darbenin muhatabı olan grupların, yani sizlerin, biraz bizlerin bu yaratım sürecine dahil olarak yaratıcı bir bakış açısıyla tartışmaları canlı tutmanın elzem olduğunu düşünüyorum. Bütün bunların içerisinde mağdurların tabii ki asla onarılmayacak adalet duygularının konumuzun tam göbeğinde yer aldığını düşünüyorum. Bu ve benzer duyguların yarattığı Holocaust'un sonrasında yazılarıyla tanıdığımız Jean Amery'nin resentment diye tabir ettiği, hınç diye çevrilen, benim biraz daha öfke olarak kullandığım duygusal pozisyonların geçmişten hesap sorma konusunda etkili ve bu anlamda da ne türden çabaların anlamlı ve mümkün olabileceğini de bize gösterdiğini düşünüyorum. Tabii ki 12 Eylül mahkemeleri yargı bağımsızlığına aykırı mahkemelerdi. Hapishaneleri birer işkencehaneydi. Bu süreç ardında binlerce kadını, erkeği onulmaz travmalarla bıraktı, çocukları bıraktı, sakat etti. Yıllarca mücadele edecekleri hastalıklara sebep verdi. Birçok aile sevdiklerini siyasi cinayetlerde, idamlarda yitirdi. 12 Eylül'ün etkilerinden bahsederken yalnızca bir jenerasyonun başından geçen akıl almaz direnişlerden, işkencelerden, sürgünlerden, mahpusluklardan, cinayetlerden, hatta katliamlardan bahsetmiyoruz. Tüm bu ekonomik, psikolojik, politik etkilerin bir jenerasyondan diğerine toplumu da içine katarak geçen etkilerinden bahsediyoruz. Ertuğrul Mavioğlu'nun biraz önce bahsettiğimiz Asılmayıp Beslenenler kitabında söz ettiği gibi 650 bin kişinin gözaltında olduğu, ki rakamların kendisi 1 milyonun üzerinde, 1 milyonu geçtiğini düşündüğünü yazmıştı. 200 bin kişinin yargılandığı, 98.404'ünün örgüt üyesi olmakla suçlandığı, yargılanıp hüküm giyenlerin ise 61 bini bulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bunun 30 bini de siyasi mülteciler olarak geçiyor resmi kayıtlarda. Bunlar rakam olarak korkunç rakamlar tabii ki. Ama bunların her birinin bir hayat olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir daha asla diyerek toplumlar bir temennide bulunmuşlardı aslında ve bu temenninin ardında insanlar karşı işlenmiş bu suçların korkunçluğunun artık onları bir kez daha işlenemeyecek kadar korkunç olduğunu düşündürtmesiydi kanımca. Ama öyle olmadı. Holokost insanlığın gördüğü son soykırım olarak kalmadığı gibi bugün örneğin Nazizmin yeniden ve defaatle kendine alan açabiliyor olması bize bir soruyu tekrar ve tekrar sorduruyor. Bu suçlar ve acılar nasıl unutuluyor? Bu soruyu tabii ki sadece Holokost tecrübesinden geçmiş ülkeler için değil, toplu katliamları, junta baskılarını, kıyımları yaşayan tüm toplumlar için tekrarlayabiliriz. Dolayısıyla hatırlama, yüzleşme, hesap sorma ve benzer tarihsel adalet edimlerinin önemi yalnızca juntadan hesap sormak açısından değil,
Aynı zamanda bir mücadele tarihini de bütünlüklü olarak inşa etmek ve aktarmak için çok önemli. Bu açıdan baktığımızda muktedir zaten elindeki imkanların tümünü kullanarak bu bütünlüklü anlatıyı bastırmak için yüzleşmenin bütün mekanizmalarını kontrol etmek istiyor. Süreci yönetiyor, muğlaklaştırıyor tıpkı referandum sonrası yürüttüğü mahkemeler gibi. Belki de bunu en kolay şekliyle belleğimize kaynaklık eden kurumları ortadan kaldırmak suretiyle geçmişle aramızdaki bağı keserek ve bizi köksüzleştirerek yapıyor. Yani biraz önce bahsini ettiğimiz sendikaların kapatılması, işte TÖB'lerin kapatılması, birçok kurumun ortadan kaldırılması 12 Eylül süreci sonrasında aslında çok büyük bir toplumsal hareket ve onun tarihiyle bağımızı kesmiş oldu. Bu döngüyü kırmak için tabii ki tanıklıklara yöneliyoruz. Kolektif olarak bu parçalı geçmişi anlatmanın ve kayıt altına alarak bütünlüklü bir forma sokmanın, bunu yaparken de biz özellikle sözlü tarihin demokratik ve katılımcı formundan faydalanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Buradaki hegemonik gücü sadece şu anda iktidarı elinde tutanlar olarak okumamak lazım. Bu hegemonik güç elinde güç olduğunu düşünen herkesin tarafından rahatlıkla kullanılıyor. İşte gün geliyor, belki birazdan Aylin bahsedecektir, karşımıza bir siyasi parti olarak çıkıyor, gün geliyor başka bir siyasi grup olarak çıkıyor, kitaplarınızı basan yayın evleri olarak vücut buluyor. Dolayısıyla bu türden bir tarih anlatımı yalnızca bizimkilerin hikayesi olarak oluşturulan bir tarih anlatısı şeklinde ilerliyor ve bize aslında gerçeğin kendisini göstermekten çok kimlerin sesinin kısılıp kimlerin sesinin açılabileceğine dair bir yol gösteriyor kendi içinde. Yani bir anlamda buna karar verebileceğini düşünen küçük hegemonik grupların yarattığı tek tip anlatılar oluyor diyelim. Dolayısıyla bütünlüklü bir 12 Eylül anlatısı bence ancak bu türden baskıların hüküm sürmeyeceği ve muhataplarının bu tarih yazımında etkin birer katılımcı oldukları şekillerde mümkün olabilir. Yani 40 yılın ardından geldiğimiz noktada darbeyi bir gün olarak değil, bir süreç olarak devrimcilere ve işçi sınıfına yönelmiş ve onu sadece bertaraf etmeyi de değil, külliyen yok etmeyi hedeflemiş bir junta dönemi olarak anlamamız gerekiyor. Yalnızca darbeleri değil, tabii ki bunu yaparken, bunu söyleyerek bitireyim, diğer tüm soykırımları, tarihimizdeki soykırımları ve kıyımları da hatırlayarak ve geçmiş gerçek anlamda yüzleşme pratiklerini nasıl yaratabileceğimizi kolektif şekilde üreterek bu bataklıktan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda da özellikle sizlerin, biliyorum bazen yani bunu zaten senelerdir anlatıyoruz, gerçekten tekrar tekrar anlatmaya gerek var mı hissiyatı da oluşabiliyor anlatıcılarda ve tanıklıklarda. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hala önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece bizim jenerasyonumuzun değil, bizden sonrakilerin gerçek anlamda 12 Eylül ile ilgili bilgilerinin her daim taze tutulması ve etik olarak da bunun böyle devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim ben kendi adıma bunun içerisinde yer aldığınız için. Aylin'cim. Evet, Eylem, senin yaptığın sunumun ardından benimki çok özel bir aile hikayesi olarak aslında 12 Eylül'ü biraz anlatmış olacak. Ülkenin siyasi tarihinde çok fazla katliamlar, kıyımlar elbette söz konusu ve hiçbiriyle yüzleşilmedi. Bu mekanizma hiçbir zaman işlerlik kazanmadı. Aksine yenileri hayata geçer oldu. 12 Eylül darbesi de bu anlamda önemli bir kırılma bizim hayatımızda da özellikle aile olarak ve 12 Eylül darbesini anlamın önemli sacayaklarından birinin de hiç kuşkusuz 70'lerin sonuna doğru hız kazanan faili meçhul cinayetler ve katliamlar olduğunu düşünüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçinin, avukat Mehmet Zeki Tekiner'in kızıyım. Babam 1961 kurucu meclis üyesi, 15. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir milletvekili ve öldürüldüğü güne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı'ydı. Diske bağlı işçilerin, TÖBDEL'li öğretmenlerin, sol fraksiyondan gençlerin olduğu kadar muhafazakar köylünün, esnafın da avukatlığını üstlenen, yapan bir halk insanıydı. 12 Eylül öncesi öldürülen
simge isimlere bakınca aslında bu isimlerin ilkelerine, değerlerine bağlı ve toplumu barış içinde tutmakta ısrarcı, sevilen, sayılan kimlikler olduğunu görürüz. Zeki Tekiner de onlardan biriydi. Size 12 Eylül'ün 40. yılında kendi aile deneyimimizi aktarmaya, kendi 40 yılımızı anlatmaya çalışacağım olabildiğince kısa tutarak. Babam öldürüldüğünde ben 2, abim Bülent 4, ablam Ayşe 9 yaşındaydı ve olaylı cenazenin ardından askeri konvoy eşliğinde aile olarak Nevşehir'i terk ettik. Yani bizim aile trajedimiz 12 Eylül'e fırsat bırakmadan yaşanmıştı, daha pek çok aile gibi. Çocukluk yıllarımız sıkı yönetim yıllarında geçti ve elbette kendine has bir takım zorlukları vardı bu yılların. Cinayetin ardından göç ettiğimiz Ankara'da dedem, annemin babası bize kol kanat gerdi. Ancak dedem de ülkenin makbul bir vatandaşı olarak devletin bekasına koşulsuz inanan, anarşiyi bıçak gibi kesen darbeye de onay veren biriydi. Dolayısıyla babamın siyasi kimliğinin pek konuşulmadığı, dava sürecinin de dillendirilmediği bir ortamda büyüdük. Babamın bir cinayette öldürüldüğünü ve bu cinayetin siyasi bir boyutunun olduğunu elbette biliyorduk ama bu konu uzun yıllar boyunca evimizde derinlemesine konuşulmadı. Yıllarca ne babamın cinayetinin perde arkasını ne de kendi trajedimizi sorgulamadan yaşadık. Ta ki babamın cinayetini Nevşehir'deki olaylara dair bir belgesel ve kitap çalışması üreten Can Dündar, basit ama bizim için içinden çıkılmaz bir soruyu sorana kadar şunu sordu Can Dündar bize, dava süreci ne oldu? Ve bizim için süreç başladı. Öncelikle babam için anmalar düzenleyerek başladık işe. Sessiz geçen, konuşulmayan onca yılın ardından aile olarak 2009 yılında toplumsal bellek platformuna katıldık. Hak arayışımızda bu birliktelik önemli bir dönüm noktası oldu. Geniş ailemizden aldığımız güçle elimizde olmayan dava dosyalarını arşivlerden bulup çıkarttık. Sonrasında bir belgesel hazırladık. Çoğunluğun Nevşehir'de olmak üzere her yıl babamı ve Yavuz Yüksel babayı, babamla beraber olay sırasında öldürülen Yavuz Yüksel babayı paneller eşliğinde andık. Babamın siyasi bir kimliğiydi tabii CHP, önemli bir kimlik onun hayatında. Dolayısıyla CHP örgütünü de bu süreci dahil ettik ve anmalarda ev sahibi yapmalarını sağladık. Gelinen noktada, yani 2011 yılı önemli bir kırılmaydı ailemiz için yine. 12 Eylül referandumu sürecinde toplumun pek çok kesimin olduğu gibi biz aileleri de sarsan ve bölen bir süreçti bu. İnanmamamız için pek çok nüveyi içinde barındıran bu süreç elbette tüm 12 Eylül mağdurlarının olduğu gibi biz ailelerin de aleyhine işledi. Anayasa değişikliğinin ardından geçirilen 3. yargı paketiyle 7 tipli öğrencinin katili Haluk Kırcı gibi babamın cinayetinin faillerinden Ülkücü Uğur Coşkun da aftan yararlanarak Belçika'dan dönüş yaptı. Ve elbette pişman olmadığını söyledi ilk ve bu cinayetleri Allah için işlediğini ve ödediği her bir bedelin de Allah'ın bir lütfu olduğunu söyleyerek normal bir hayata yelken açtı. Bu yıl 12 Eylül'ün ve babamın öldürülüşünün 40. yılı. Bu yılki anma programını pandemi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın teknik desteğini alarak dijital ortamda gerçekleştirdik. Anmadan tam 20 gün sonra babamın katillerini cinayete azmettiren, bu suçtan hüküm giyen ve idam cezasıyla yargılanırken sadece birkaç yıl cezaevinde kalıp şaibeli bir şekilde tahliye olan, yani bildik sonuna cezasızlıkla ödüllendirilen Ülkücü Ömer Ay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü ittifak ortağı İyi Parti'nin Nevşehir İl Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı'nı bir ülkücü olan Ömer Ay'ın, yani onu öldürten, il başkanını öldürten bir ülkücünün bugün il başkanlığına aday adaylığı sürecinden itibaren biz bir yol izledik aile olarak ama ne yazık ki izlediğimiz yolda bir sonuç alamadık. Ve Ömer Ay'ın il başkanlığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu kabul edilmez tavra dair sosyal medyada bir ifşa başlattık.
platformda bize destek oldu. Ve başlattığımız süreçte, ifşa sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlü bir sessizlikle feryadımızı kulaklarına tıkadı. Genel merkezden yerele, istisnasız her kademeden yönetici ve siyasetçi sosyal medyada adeta üç maymunu oynadılar. Ve celladıyla siyaset yaparken haysiyet ve vefa duygusundan ayrılmakta da bir beis görmediler. Şimdi bu deneyimden yola çıkarak sözlerimi şöyle sonlandırmak istiyorum. Şunun bilinmesi elbette ki çok önemli. Biz Eylül çocukları ya da faili meçhullerde öldürülen ailelerin çocukları hiçbir zaman kinle ve nefretle büyütülmedik. Çünkü bu cinayetlerin arkasındaki asıl failin peşinde olduğumuzu hep yineledik. Ve her ne olursa olsun bu topraklardan nefret söylemini silip atmanın mücadelesini de vermekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ama bunu yaparken hakikati açığa çıkartmaktan, gerçeği söylemekten de geri duramayız. Dolayısıyla gerçek şudur ki 12 Eylül tam da bu değer yitiminin adıdır. 12 Eylül sessizliğiyle çirkinleşen toplumun ta kendisidir. 12 Eylül faili her daim koruyan, mağduru ise zulmeden onu yalnızlaştıran düzenin adıdır. Hukukun, adaletin olmadığı yerdir 12 Eylül. O halde soru şu olmalı diyorum. Kim bugün ben 12 Eylül değilim diyebiliyor? Bireysel hayatında, iş hayatında, ortak yaşamda, siyasette, sokakta kim gerçek anlamda dayanışmadan, eşitlikten yana eylem koyuyor? İşte ancak bu soruyu cevaplayabilirsek ve kim cevaplayabiliyorsa geçiş adaletini ve onarıcı adaleti kurmakta beraber mücadele verebiliriz. Ve geçmişle yüzleşmenin de ancak kararlı, cesur, samimi ve her koşulda adil ve ahlaklı olmaktan geçtiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aylin. Sanıyorum zamanımız çok az kaldı. Sizlerden son turda 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bir son yorumlarınızı rica edeceğiz. İsterseniz aynı sırayla devam edelim. Sevgili İlkay Alptekin Demir, mikrofonunuzu açabilirseniz söz sırası sizde. Evet. Bütün arkadaşları dinledikten sonra, özellikle de gençleri dinledikten sonra konuşmak biraz zor. Şöyle, gerçekten yüzleşme deyince, ki ben de yüzleşme üzerinden son sözlerimi söylemek istiyordum. Yüzleşme deyince benim ifade etmek istediğim Cumhuriyet tarihiyle yüzleşme, bütün katliamlarla yüzleşme, daha söylemsel, daha genel, kavramsal bir yüzleşmeyken genç arkadaşların dile getirdikleri yüzleşme gerçekten bu işlerin nasıl yapılması gerektiğini biraz daha iyi gözlerimizin önüne getiriyor. Nitekim ben bugünkü içinde bulunduğumuz durumdan, 12 Eylül'den ve bugün yaşadığımız kabustan çıkış yolunu bulabilmemiz için özellikle belki bütün bu Cumhuriyet tarihinin tortusunu kulaklarında taşımayan, beyinlerine kazınmamış korku öyküleriyle büyütülmemiş düşmanla çevrili olduğu düşüncesiyle yaşamamış gençleri daha fazla dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bana öyle geliyor ki bizim kayıtlarımız biraz sözel kayıtlar, yüreğe işlemeyen, derine inmeyen ve özü gözden kaçıran kayıtlar.
Nitekim bu nedenle de aslında bir araya gelme zorunluluğunun en ağır bastığı durumlarda bile bunu gerçekleştiremiyoruz. Bir türlü nasıl birbirimize merhaba diyebileceğimizi bile bilemiyoruz. Hatırlayamıyoruz. Bunun içinden çıkamıyoruz. Ben diyorum ki bir yüzleşmeyle, geçmişimizle, bütünüyle bir yüzleşmeyle biz bu açmazdan çıkabiliriz. Eğer bir başka türlü yaşamak mümkünse, buna inanmaya devam ediyorsak ve bunun için çaba harcayacaksak, ben şimdi 75 yaşındayım artık, kendim için söylemiyorum ama yaşadığım sürece bu sürecin içinde olmak istiyorum. Genel bir yüzleşmeyi özgür adımlarla sürdürmek zorundayız diye düşünüyorum. Bir Müslüman Türk çerçeve içine yerleştirilmiş bir Türkiye, her türlü Hristiyanlardan ve Müslüman Türk olmayanlardan temizlenmiş bir Türkiye, işte göçmenlerin, gelen göçmenlerin de adeta devşirmeleştirildiği bir Türkiye, tepeden inmeciliğin Osmanlı'dan devralınıp valiler ve kaymakamlarla ve sınırları keyfe göre değiştirilen vilayetlerle sürdürüldüğü bir Türkiye'de yerel enerjilerin bütünüyle baskı altında tutulmaya çalışıldığı, Çerkezlerin içe kapanmasına yol açıldığı, Koçgiri, Şehzade Ağrı, Dersim, insanların mağaralarda öldürüldüğü ve çocuklarımızın korku hikayeleriyle, düşmanlarla çevrili olduğumuz bir ülkede korku hikayeleriyle büyütüldüğü, bütün sorunların askeri yöntemlerle çözebileceğini iddia edildiği bir çerçevede dünya dengeleri değişince hegemonya da el değiştirebiliyor. Ve bu da bizi bir kabusun içine çekiyor. Bütün bunlardan çıkmak için reddetmeden geçmişimizle, tarihimizle onu reddetmeden, onu dışlayarak değil, onun içinden geldiğimizi görerek bir yüzleşme yapmamız gerektiği kanısındayım. Bugün korku hikayesini başkaları devraldı. Bunu da bizim dışımızda gibi görüyoruz. Ama bizim kendi korku hikayelerimizden kurtulmamız gerekiyor ki biz hep birlikte kendimize yepyeni bir daha az korunmacı, daha az cinsiyetçi, daha barışçı genç kuşaklara da kulak vererek kendimize yeni bir yol çizebiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Hakan Tahmaz, sizde sıra. Ben esas olarak birinci bölümde kaldığım yerde, yani bugün kendi çalışmamdan altını çizmek istiyorum. Yani çalışma çözümü ya da bizim sık kullandığımız şeyle sorununda barışın sağlanacak ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında Kürtlerin Kürt mücadelesinin Türkiye için sınırları içinde söylediğim zaman iki karakteri var. Birincisi Türkiye'nin anlamda, real anlamda bir demokratikleşme mücadelesidir yürüttüklerim. İkincisi ise özellikle 2000'li yıllardan itibaren
inkar siyasetinin idrak edilme siyaseti. İdrak edilmesine, Kürt sorunun idrak edilmesine çabalarıydı. Çözüm arayışları bir anlamda Kürt sorunu nedir, nasıl çözülürdü? Şimdi bence Türkiye siyaseti, Türk toplumu da dahil, Türk devleti de dahil. Hala bugün Türk toplumunda Kürt sorunu nereden kaynaklanıyor, nedir? Kürtlerin hakları nasıl nereye kadar sınırlanabilir gibi sorulara cevap arıyor. O nedenle bu ikisine dönük bir çaba veriliyor. Bugün yeni bir rejim inşa edilmeye çalışıyor. Kanaatim odur ki 2023 seçimlerinde eğer bu işin altından kalkamazsak, bu rejimin inşa edilen rejimin önüne geçemezsek, işimiz oldukça uzun bir süre çok zor olacak bugünleri arayacağız. O nedenle bugün eğer bir Türkiye'nin bu rejimin önüne geçilmek istiyorsa, burada daha çok muhalefet partilerine, muhalefet güçlere, sadece partiler değil, güçlere de seslenmek istiyoruz. Evet, Türkiye'nin hak, adalet, hukuk, demokratikleşme sorunu var. Ama bu sorunun geldiği kavşak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün yeniden bunu inşa ettiği yeni bir rejim içerisinde en önemli aktör Kürt sorununun, Kürt sorunundaki çözümsüzlük siyasetidir. Bölgesel ve ulusal çaptadır. Yani bugün hiçbir uluslararası devletin bütünlüklü bir Kürt politikası yoktur. Bir PKK politikası vardır, bir Barzani politikası vardır ama bir PYD politikası vardır, Kürt politikası yoktur. O nedenle Kürtlerin hesaba katmayan, Kürt sorununu dikkate almayan bir siyasal dönüşüm olma ihtimali sıfırdır. 2015 seçimlerinden sonraki sürecin yeniden inşası esas olarak Kürt siyasetinin çözüm sürecinden almış olduğu %13 oyun siyasal bir sonucudur. Ve bu oyun bütün hukuk dışı, anayasa dışı, siyasal ahlak dışı, toplumsal duyarlılığı yok sayan bütün uygulamalara rağmen hala %10'un üzerinde bir oya sahip olduğu Kürt, yani HDP'yi kastederek söylüyorum, tabii burada daha isim söyleyecekler. Altına indirme çabasının, siyaseten tasfiye etme çabasının, devlet politikasının, bunu yürütenin de AK Parti olduğu bilir, imkan kalmamıştır. Bunun dışında yeni bir çözüm alınacaksa 31 Mart'ta bakmak gerekir. 23 Haziran seçimlerine bakmak gerekir. Kürtler siyasal iradesini ne yönde kullanırsa çözüm oradadır. Şimdi o zaman yapılması gereken şey şudur. Sevgili Selahattin Demirtaş, HDP eş başkanı, aynı zamanda uzun süredir dostluğum, arkadaşım olan birisi, iki gün önce bir söyleşi verdi Medyascope'a. Belki izleyen olmuştur ya da izlemiştirsiniz. AK Parti'den kurtulabilirsiniz ama Türkiye'yi demokratikleştiremezsiniz. Türkiye'yi demokratikleşmenin tek yolu demokratik bir ittifaktır. Siyasi bagajları az önce Aylin Hanım'ın çok güzel ifade ettiği gibi hala siyasi bagajlarından arınmamış, demokratikleşme korkuluğuna gelinmemiş, siyasi hareketlerle kurulacak ittifak yeni bir sahip yaratır. Bu İYİ Partili, açıkça söylüyorum ben, Barış Vakfı adına konuştuğum için de netçe iyi anlaşılmasıydı ki, İYİ Partili ittifak yapılıp yapılmaması meselesi değildir. Bagajından, siyasal bagajından kurtulması gerekir. Ve Türkiye'nin barışının yolunun yol haritasını muhalefet ortaya koymak zorunda. Aksi takdirde büyük bir sandık
kazasıyla karşılaşma ihtimalimiz vardır. Siz ötekileştirirseniz, yok sayarsanız, bugünkü iktidarın, daha açık söyleyeyim, bugünkü iktidarın korkularına, korkutmalarına teslim olursanız bu ihtimal yüksektir. Ya da AK Parti'nin yaptığını tekrarlarsanız, az önce söyledim, araçsallaştırma. Bugün ben bir bu dereyi geçene kadar, yani AK Parti'den kurtulana kadar, evet Kürtlerle, Kürt meselesinde biraz barış konusunda pozitif bir duruş sergiliyorum, sonra işime bakarım dersen, bu bir ikinci defa olmayacak bir iştir barış konusunda, Kürt sorunun çözümü konusunda. O zaman daha tutarlı, toplumu dönüştürecek, sadece siyasal toplumu dönüştürecek. Çünkü Kürt korkusu, Kürt karşıtlığının bir karşılığı var. Bakın Sakarya'da olan bunun ne halde, ne düzeyde olduğunu en son örneği. Ya da Siirt'teki bir kadının intiharına kadar giden, kadın arkadaşımızın intiharına kadar giden bir astımayın kadını tacizle tecavüz eden tutumunun toplumda yarattığı duyarlılık bunun göstergesi. Onun üzerinden tek çözüm vardır. Demokratik bir ittifak ama iki şeyi söyleyerek isterim. Çözüm süreci şunu göstermiştir ki Türkiye sivil toplum örgütü de en az siyaseti kadar, yani ben kendimizde çözüme, barışa hazır değil. Barışa, ortaya çıkan fırsatları siyasal şeye dönüştürme konusunda oldukça zayıf olduğumuzu kabul etmek gerekir. En azından çözüm sürecinde yapılanların, yapılmak istenenin ne olduğu kavranamamıştır. Ben çözüm sürecinin aynı zamanda Türk siyasetini, Türk devletini dönüştürme mücadele, bir anlaşma, kupas kurma çözüm süreci olarak bakmanın bugünkü muhalefeti ne hale getirdiği çok açık ortadadır. Bunu da açıkça ifade edeyim. O nedenle hep beraber ezberlerimizi bozmamız gerekir. Türkiye'nin Kürt sorununu idrak edecek mekanizmaları, yani hakikat araştırma mekanizmalarını, geçmişe yüzleşme mekanizmalarını, kurumlarını oluşturmakla işe başlanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada en önemli unsur şiddetin, silahın susacağı bir negatif barış sürecini öncelikle inşa edecek ilişkileri güvenli, güven sorunu yaratacak siyasal adım atmak gerekir. Bu da ancak açıkça ifade edeyim ki HDP'nin pozisyonuyla CHP'nin ne yapacağı, Türkiye'nin nasıl davranacağı, ne kadar prangalarından kurtulacağı, Türkiye'nin geleceği belirleyecek unsur. Öyle diyeyim, unsur demeyeyim de tutumdur. Teşekkür ederim benden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Tahsin Hoca, sıra sizde. Çok teşekkür ederim. Ben sizleri dinledikten sonra özellikle ikinizi, yani Aylin ve Eylem arkadaşları, bir şeyi söylemek istiyorum. Ben Diyarbakır Cezaevi Adaleti Araştırma Geçmişte Yüzleşme Komisyonu'nda görev aldım. Klinik psikoloji eğitimi görerek gittim oraya. 5000 insanın o cezaevinde işkence gördüğünü hepiniz biliyorsunuz. Biz 500 kişiyle görüşebildik, yüzleştik. O yüzleşmelerde çok kötü oldu. Psikolojik travma yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bunlar hepsi arşivli. Dosyalandı. 8000 sayfalık bir dosya ve görseller var. 78'ler Birliği Vakfı Celalettin Can, bizim bu konuda projeyi yürüten arkadaşımızdı. 3 sene falan sürdü. Orada bir anımı anlatmak istiyorum. Yani çok kötü işkenceler gören kişilerle karşılaştık. Daha hala o travma üzerlerinden atamamışlar. Aileleriyle de görüştük. Birkaç arkadaş yüzleştiğimiz, özellikle bir tanesi ağlayarak bu CD'mi geri alabilir miyim dedi. 2-3 gün sonra geldi. Çünkü onların isteğiyle bu görselleri hazırlıyorduk.
Çünkü bu devlet ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ceberrüttür. Benim 7 tane çocuğum var. Onların başına bir iş gelmesin. Hiç olmazsa onları koruyayım demişti. Bu bizi çok üzmüştü gerçekten. Şimdi sizlerin bu yaşadığı travmayı tabii ki gayet iyi anlıyorum ve oradaki Turgut Hoca'nın da onarıcı adalet üzerindeki çalışmaları gerçekten çok önemliydi. Geçici 15. maddenin kaldırılması konusunda da çok büyük mücadele verdi 78'ler ve kaldırıldı ama yargılama istenilen süreçte olmadı. Üniversitelere gelecek olursak, gerçekten üniversiteler önemli kurumlar. Akademiyanın vazgeçilmezi üniversitenin demokratik ve özerk olması. Bu özerklik içerisinde akademik özgürlük. Akademik özgürlük nedir? Hiç kimsenin hoşuna gitmeyen şeyleri söyleyen akademisyenler, hatta öğrenciler akademik özgürlüğün bir parçasıdır. Yani birisinin hoşuna gidiyor diye bir şeyler söylemezsiniz. Bu siyasi iktidarın başındakiler olabilir, yargı mensupları olabilir, silahlı kuvvetler olabilir. Onlara karşı bilimsel araştırmalarınızla, ürettiğiniz çalışmalar sonucu fikirlerinizle, özgür düşüncelerinizle eleştirel gücünüzü en üst düzeyde kullanırsınız. Ve sizin kalkanınız akademik özgürlüktür. Akademik özgürlük olmazsa olmazdır. Akademik özgürlüğünüzden dolayı başınıza bir iş gelmeyeceğini bilmeniz gerekir. Ama ne yazık ki Türkiye böyle değil. 1933'ten bugüne tasfiyeleri söyledik. En acımasız tasfiyeler 1980 askeri darbesinde yapılmadı. 1402'lik akademisyen sayısı azdı ama 5000'e yakın devlet memuru ve diğerleri vardı. Ama AKP iktidarı döneminde AKP her seferinde üniversiteyi özgürleşecek ve demokratik hale getireceğiz diye o şiarlarla çıktı. İlk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'ydu. İlk onunla başladı üniversite özellikle demokratik çalışması. Yapamadılar. Arkasından Mehmet Çelik vardı. O da yapamadı. 3-4 kez bunu denediler. YÖK başkanları da denemek istedi. Ama hep yapmak istediği türban mağduriyeti üzerinden üniversiteleri cezalandırmak. Akademik özgürlüklerini şiar edilmiş olan hocaların çıkışlarına fren vurabilmek için üniversiteleri zapturapt altına almak, yani tek tipleştirmek, YÖK'le beraber başladı bu tek tipleştirmeyi en acımasız biçimde bu siyasal iktidar kullandı. Yani önce askeri vesayet vardı, siyasi vesayet vardı, üniversitenin neoliberal politikalara uyması vardı. Arkasından dini vesayet de üniversitelerin üzerinde muazzam bir baskı oldu. Ve bunu en acımasız biçimde de AKP iktidarı uyguluyor. Her seferinde de bir takım mağduriyetler üzerinden üniversitelere baskı yaptı. Hatta Kenan Evren işte bu bayrağın ucunu tut desek bu akademisyenlere kaç para vereceksin diye sorarlar demişti. Aynı şeyi AKP iktidarında Recep Tayyip Erdoğan iki tane bir koyun sürüsünü verseniz güdemeyecek olan bu cübbeliler dedi. Mankurtlar dedi. Bunlar çapulcu aydınlar dedi. Yani sürekli akademiyanın üzerine saldırdı ve FETÖ darbesini de fırsat bilerek 7000 akademisyenin üniversiteden atılmasına, 16 üniversitenin kapatılması, bunların içerisinde barış akademisyenleri var. Biliyorsunuz Sur'da yaşananlar, insan hak ve ihlalleri ve işkenceleri biliyoruz. Buna karşı duran barış akademisyenlerini yargılanmasına da kadar giden ve onları işten atan ve bunlar çok nitelikli akademisyenler. Üniversiteyi temizleme şiarını kendisinde çok iyi kullandı. Ve üniversiteleri zapturapt altına alabilmek için de üniversite rektörlerinin artık ucubet seçim olan o 6 tane seçiliyor, 3 oyalıyor, 3 eliyor. Tek tepeden atama mekanizmasını getirerek üniversiteleri rektörler aracılığıyla tamamen siyasallaştı. Çünkü rektörler dekanları atıyor, dekanlar bölüm başkanları, bölüm başkanları ana bilim dalı başkanlarını. Ve üniversiteler şu anda akademik özgürlükleri hiç olmayan, tamamıyla sessiz, sedasız, konuşmayan, niteliksiz kurumlar haline geldi. Bunun çözümü nasıl olur? Gerçekten bu sistem değişmediği sürece ki Türkiye'nin demokratik, layık bir cumhuriyete ve demokratik bir siyasete ihtiyacı var. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Sivil eşitlikçi bir anayasaya özellikle demokratik siyasetin ve yerel demokratik özerkliğin de içine girebileceği, üniversitelerin özellikle demokratik yapıya kavuşabileceği bir anayasal modelin oluşması çerçevesinde üniversiteler belki
özgürleşebilir, demokratikleşebilir. Ama bu süreçte gerçekten üniversiteler büyük bir yıkım içerisinde, vesayet altında, eleştirel gücünü yitirmiş durumda. Üniversitede biat eden, siyasi iktidarlara yakın olan öğretim elemanlarının da çıkarları, iç çekişmeleri, iktidar kavgaları. Dolayısıyla gelecekte toplumun daha nitelikli bir hale gelmesi, nitelikli insan gücünün topluma kazandırılması konusunda işlevini yapamayan bir yapıya bürünmüştür. Bilimsel araştırmalar, artık söylemiyorum, parayla satın alınan bilimsel araştırmalar, parayla yazdırılan doktoralar, intihaller, sınav hırsızlıkları, yabancı dil sınav hırsızlıkları üniversitede olmadığı kadar bu dönemde olmuştur. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili raporlarımız var. Yani üniversite özellikle demokratik değildir. Akademik özgürlük diye üniversitelerin eleştirel yapısı tamamen yok edilmiştir. Çözümü de oldukça zor görüyorum. Ülkenin demokratik bir siyasete kavuşmadığı sürece. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Belki söylediklerinize ek olarak ileriye doğru en azından kısa dönemde ne yapılabilir sorusuna binaen bütün bu işten çıkarmalar, akademiden uzaklaştırmalar üzerine oluşan ve birçok bölgede oluşan, yurt dışı da dahil olmak üzere dayanışma akademilerinden bahsedebiliriz. Onların yine de dayanışmayı örgütlemesi ve bir takım çalışmaları devam ettirebilme kapasitesini desteklemesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz biz de enstitü olarak. Belki de bu akademilere daha fazla yakınlık göstererek devam edebiliriz bu sürece. Yoksa kesinlikle ben de katılıyorum. Bir umut yok. Katılıyorum. Değişik akademiler kuruldu. Üniversite dışı çalışmalar var. Biz Kocaeli Dayanışma Akademisi ile bir projede yürüttük. Üniversite dışı hayat bilgisi okulu kurduk. 2 sene yürüttük. KHK ile atılmış akademisyenler ders vererek oradan geçimini sağlayacak kadar da para sağlayabildi. Ama bunların örgütlenmesi ve daha nitelikli bir üniversite kurulması konusunda çalışmaları bence çok iyi. Ancak bunun devletin öncelikle demokratik bir siyasete kavuşması ve değer vermesiyle oluşabilir. Çünkü azınlıkta kalıyoruz biz. Şu anda üniversitede 211 üniversite var. 63 vakıf üniversitesi. Bunlar ticaret etmiş üniversiteler. Devlet üniversiteleri girişimci bir üniversite. Herkes oradan para kazanmaya çalışıyor. Bunlarla hiç ilgisi olmayan 141 bin akademisyen var. Dışarıdakilerin sayısı çok az. Dolayısıyla öncelikle bu demokratik siyasetin önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ertuğrul Hoca, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son yorumumuzu alalım. Ben aslında bu medya ilişkin anlatımlarından sonra hani nasıl bir çıkış yolu bulunabilir falan gibi cümleler kuracaktım. Fakat birdenbire özellikle Aylin Hanım'ın anlattıklarından sonra bu fikrimden vazgeçtim. Başka bir şey anlatmak yanlısıyım. İşte 1980 yılının Mart ayında gözaltına alıp tutuklandıktan sonra işte 84 yılı başlarına kadar cezaevinde kaldım ve tahliye olduktan sonra tekrar okula döndüm. O zaman ilk başlangıçta girdiğim okulun adı İktisat Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ydu. Ben okula girdiğimde tam YÖK dönemi sonrasında okulun adı Marmara Üniversitesi olmuştu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu haline dönüşmüştü. Sonra da o İletişim Fakültesi oldu falan. Ama okulun adı dahi değişmişti ben gittiğimde. Böyle bir gün bir sınav sırasında, 85 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, daha o üniversitede tekrar dernekleşmelerin falan başladığı dönemdeydi. Biz de basın yayında kendi derneğimizi kurmuştuk, okul derneğini. Hapisten çıkmış tecrübeli bir dernekçi olarak da iyi biliyordum bu işte. O yüzden bizim okulda daha hızlıca oldu bu örgütlenme çalışması. Ve bir gün bir asker hoca, bilgisayar derslerine asker hocalar giriyordu o dönemde. Çünkü ilk ordulara geliyor bu tür. Daha Türkiye'de çok insanın bilgisayarı tanımadığı, bilmediği bir dönemden bahsediyoruz. Elinde tespih olan bir öğrenciyi tokatladı.
Ondan sonra Kızılca Kıyamet koptu okulda. Biz hızlıca boykot örgütledik, sınav boykotu örgütledik vesaire. İşte sınıflara tek tek dolaşıyoruz. Sınavlara girilmemesini söylüyoruz. Öğrenciler de uyuyor, çıkıyorlar dışarıya. Çünkü herkesin burasına gelmiş, koridorda asker dolaşıyor falan. Bir asistan hocanın bana şunu sorduğunu hatırlıyorum. Döndü ve dedi ki 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsun dedi. Birden düşündüm. Evet diye cevap yapıştırdım. Evet 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum. Şimdi yıllar sonra filmi ileriye sardığında bakıyorum ki şimdi bazı cümleler şunun üzerine kuruluyor. Ya 12 Eylül'den bile beter falan. İşte hukuk adalet alanında, medya alanında vesaire. Şimdi demek ki 12 Eylül bu anlamda bir ciddi bir açığı, hatta belki de 180 derecelik bir açının tam orta noktasında yer alıyor Türkiye açısından. 12 Eylül'e dönmek isteyenler var. Benim gibi hala 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum. Neden dönmek istediğimi bir dakika sonra açıklayacağım. Bir de 12 Eylül'den beter olduğunu bu dönemdeki yaşananların iddia edenler var. Şimdi bu açı öyle bir açı ki 12 Eylül öncesinde evet Türkiye'de özgürlükler son derece kısıtlıydı. Türkiye'de yine hukuk adalet yoktu. Yine akademi üzerinde saldırılar vardı. İnsanlar öldürülüyordu vesaire, fakat ama o dönemde itiraz edenlerin, bu mevcut tabloya itiraz edenlerin iddiaları vardı. Şimdi ben geçen zaman içerisinde neyi yitirilmiş olduğunu bu toplumun düşündüğümde bırakın işte barışı da yukarıdan bekleyemezsiniz devletten, adaleti de devletten bekleyemezsiniz, akademik özgürlüğü de devletten bekleyemezsiniz. Çünkü onu ancak siz tesis edebilirsiniz. Hatta geçmişimizde yüzleşme, hesaplaşma meselesinin de bir takım yasal değişikliklerle gerçekleştirileceğini düşünmek gerçekten büyük bir hayaldir. Bütün hayatım bana bunu söylüyor. Çünkü öyle enteresan bir dönemde yaşadık ki biz, daha interneti bilmeden, Türkiye'de gece konduların yeni başladığı, yeni örgütlenmeye başladığı dönemden şimdi bambaşka bir döneme doğru gelmişiz ve bütün bu süreçleri yaşamışız ve hayatlarımızı çoğumuz 3 darbeye birden yerleştirmişiz. Bir 15 Temmuz garabeti çıktı. Hadi onu da ekle. Hadi 28 Şubat'ı da koy. Hadi 27 Nisan Eylül muhtırasını da koy. Hayatımız acayip bir şeyin içerisinden geçiyor. Bir dilimiz çok enteresan. 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda yazılmış olan kitapları okuduğumuz için yarı Osmanlıcayı da biliyor, Öztürkçeyi de biliyor. Bir tuhaf bir yerin içerisinde oturuyoruz ve o yüzden tecrübeme inanın. Gerçekten ne akademik özgürlüğü kazanabiliriz, ne barışı kazanabiliriz, ne özgürlükleri kazanabiliriz. İddiamız olmadıkça bunu sadece biz getireceğiz. Yani yüzleşmeyi de biz sağlayabiliriz. İddiamızın olması lazım. Bizim kaybettiğimiz esas şey bu. Yani 12 Eylül öncesi, sonrası, şusu, busu hep bir yerlerden bekliyoruz. Yani tabii bir şey yapacağız ama yani bunun için yatırım, örgütlenme, şu bu falan filan hepimizin bir tuhaf bir şekilde hayatına sirayet etmiş bir dizi anlamsızlıklar var. Biz mesela şunu kaybettik. Eskiden kooperatiflerimiz vardı, kolektif örgütlenmelerimiz vardı. Biz kooperatifi, kolektif örgütlenme fikrini kaybettik. Hep bir yerlerde fon bekleyerek hayatımızı sürdürmeye başladık. Ya da bir işverenin bize iş vererek onun iş yerinde aradan bacak arasından nasıl gol atarız falan filan o kafalara gittik. İlk sandığa gittiğimiz gün, yenildiğimiz gündü zaten. Ben size çok açık söylüyorum. Emma Goldman'ın adını bilmezdik biz 1970'li yıllarda ama sandığa asla inanmazdık. Çünkü sandığın hiçbir şey değiştirmeyeceğini ve değiştirecek olsa yasaklayacağını ruhen, kalben, refleksif olarak bilirdik. Biz iddiamızı kaybettik. İddiamızı yeniden örgütlemek zorundayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz dediğiniz noktalara katılmakla beraber biraz da umut oldu aslında Aylin'le benim için. Çünkü tam dediğiniz şekillerde bu süreçlerin yürütülmesi gerektiğini düşünüp kendi çalışmalarımızı da o şekilde örgütlemeye çalışıyoruz biz enstitü olarak da.
Bu demektir ki önümüzdeki günlerde daha çok kapınızı çalacağız destek için. Son sözü sevgili Bahri Belen'e verelim ve ardından da kapatalım programımızı. Buyurun. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Açıldı galiba, değil mi? Evet. Evet. Bugün yapılan toplantı 12 Eylül öncesini veya 12 Eylül'ün koşullarını değerlendirmek için önemli bir toplantı. Adorno Almanya'ya gittiğinde iki şeyden çok ki birincisi bu soykırımı küçümsüyorlar. İkincisi de unutturmak istiyorlar. Ama bir kişi unutmazsa hiç kimse unutmaz diyor. Tabii 12 Eylül öncesini, 12 Mart öncesini ve bu dönemlerde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak, bu Medcezir olayını çözmek ve yeniden yaşamamak açısından sonra 2000-2001 döneminde Ecevit, işte ANAP ve hatta MHP koalisyonunda 1982 Anayasası, daha doğrusu 1961 Anayasası'nda 12 Mart döneminde yapılan tırpanlamalar, 12 Eylül Anayasası'yla yapılan bir takım değişiklikler konusunda yeni hukuk sisteminde önemli gelişmeler oldu, olumlu gelişmeler oldu. Fakat arkasından yeniden tabii ki yeni bir hukuk krizine gördük. Bugün anıyla özellikle son anayasa referandumundan sonra ortadan kaldırmış diyebiliriz. Birçok hakim ve savcı cezaevlerinde ve avukatlar seslerini sürdürmeye çalışıyorlar. Hukuku da ve geleceği de bana göre aslında siyasi ve toplumsal mücadele belirleyecek. İlker Hanım'ın söylediği gibi ciddi bir yüzleşme, belki de işte Mandela rejiminin gelişiyle yapıldığı gibi kurulacak vicdan mahkemeleriyle geçmişin yargılamasını yapıp geleceğin hukukunu kurmak çözüm olacaktır. Bugünkü yaptığınız toplantılarda bunların kaynaklarından biri olacak diye düşünüyorum. Kolay gelsin herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Belki programı bitirmeden evvel yakın zamanda aramızdan ayrılan Erbil Tuşak'ı da anmamız gerekiyor. Kendisi bıraktığı eserleriyle, gazeteciliğiyle özellikle 12 Eylül dönemine dair önemli tanıklıklar bıraktı bize. Sevgiyle, saygıyla anlıyoruz kendisini. Bugünkü programı burada bitireceğiz. Biz Research Institute on Turkey olarak bu senenin sonuna kadar 12 Eylül'e dair bir dizi program yapma kararı aldık. Dolayısıyla sene sonuna kadar bu konu üzerinde farklı açılardan başka etkinlikler de düzenleyeceğiz. Podcastlar yayınlayacağız. O anlamda bizi takip edenler de belki sosyal medya hesaplarımızdan daha derin bir gözle bakarlar. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konu başlıklarının ileriye doğru daha farklı tartışmalara da öne yak olacağını düşünüyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Aydın, sana bırakıyorum sözü, kapanış yapmak için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı, süre sıkıntısı olmakla birlikte çok kapsamlı bir yerden hem deneyimlerinizi hem de bugüne dair yer yer umut veren de sözlerinizi duyduk. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda tam da o dayanışmanın şeylerini, örneklerini beraber de vereceğimiz yeni yollar buluruz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.